iyi akşamlar. Bilgilerin birbiriyle çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa, zincirleme reaksiyona hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden farklı 6 konumuz var. Her konumuz için 15 dakika süremiz olacak. Çok da şahane konuklarımız var yine. Bu akşam zincirleme reaksiyonda apaçık adresimiz, kart vizitimiz olan yüzümüzü konuşacağız. Herkes yerini aldıysa zincirleme reaksiyon başladı. Zincirleme reaksiyonda birazdan kart vizitimiz olan yüzümüz ve gözümüzü konuşacağız. Yüz hatlarımız hayatımızı nasıl etkiler? Güzellik algısı ve ön yargılar. Konuğu profil tanımlama uzmanı Ahmet Akça. Neden yalan söyleriz? Karşımızdaki insanın yalan söylediğini anlamanın yolları. Konuğu iletişim doktoru Emrah Akçay. Dişlerimizi neden sıkıyoruz? Yeni tehlike diş sıkma hastalığı mı? Konuğu ortodonti uzmanı Doktor Kıvanç Cebesoy. Toplumda en sık görülen şikayet olan baş ağrısıyla nasıl mücadele ederiz? Konuğu nöroloji uzmanı Profesör Doktor Burcu Örmeci. Çocuk cildi bakım ister mi? Cilt bakım ürünlerinin bilinçsiz kullanımının bıraktığı hasar. Konukları dermatolog doçent doktor Ezgi Özkur ve çocuk ve ergen psikiyatristi profesör doktor Burak Doğan Gün. Çorba sadece bir başlangıç mıdır? Konuk çorba ustası Bülent Yazıcı. Bütün konularda bize eşlik edecek konuğumuz oyuncu Burak Sergen. Evet, program boyunca oyuncu Burak Sergen bizimle beraber ve yerini aldı bile. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi az önceki videomuzda izleyicilerimiz bir ipucu aldılar zaten programla ilgili. Sosyal medyadan da paylaşmıştık. Biz neleri konuşacağımız belli. Başlarken de söyledim, yüzümüz dedik. Hepsini konuşacağız elbette ama siz kendinize yalan söylendiğini anlar mısınız? Ben tiyatrocuyum. Yani mimiklerden, reaksiyonlardan, bakışlardan çok iyi anlarım hem de yalan söylendiğini. Ama hiçbir zaman yüzüne vurmam. Ama söylemeye devam ederse ufak ikazlarda bulunurum. Ama benden kaçmaz diyorsunuz. Yok, bu da bir kaçmaz. Mesleğinizin avantajı olarak. Tabii aslında hadi deneyelim. Güzel şekilde yalan da zaten söylersiniz bu durumda. Günlük hayatınızda bunu kullanıyor musunuz? Arada yani eşittir MC Karen'in bu tarafı da doğrudur, bu tarafı da geçerlidir. Yani eşit ama beyaz yalanlar vardır, bir de siyah yalanlar vardır. Beyazları kullanmakta fayda var. Birçok kapıyı açar. Ama siyah tarafı çok tehlikeli. Beyaz yalanlar canım, bunda bir şey yok yani. Tabii, beyaz yalanları da konuşuruz zaten. Konuşalım. Yani o beyaz yalandan iftiraya kadar giden bir skala yok, o. Yok, oralara gitmeyelim. Yani oralara gitmeyelim. Yok, oralara ama beyaz gitmeyelim. Kısmında gerçekten ben de böyle tatlış ve ilişkileri güzelleştiren bir durum çok olduğunu düşünüyorum çok ben de. Güzel şimdi olur. Sizi izleyiciler ekranda diziyle görebiliyorlar. Evet, görüyorlar. Bir de sahnede canlı canlı da izleyebiliyorlar. Bu arada ikisi birden. Götürüyorum. Götürüyorsunuz. Gayet de yorucu bir şekilde götürüyorum diyelim. Şimdi biz Burak Sergen tiyatro olarak Dušan Kovačević'in meşhur dünyaca Sırplı yazar yani Underground'un yazarı, senaristi. Onun Profesyonel adlı oyununu oynuyoruz. Burak Sergen tiyatronun ikinci prodüksiyonu bu. Yalçın Hafızoğlu'yla birlikte sevgili Cem Emüler yönetti. Bu oyun aynı zamanda devlet tiyatrolarında da yıllardır devam ediyor. Oynuyor sevgili Işıl Kasaboğlu'nun rejisiyle. Tabii biz oradan yola çıkarak daha değişik bir bakış açısıyla yeniden oyunu şöyle bir gözden geçirdik, elimizden geçirdik. Farklı bir yorumla, farklı bir rejiyle. Onlar 4 kişi oynuyor, biz 2 kişi oynuyoruz. Böyle altı çizilecek farklılıklarla. Seyirciyle buluşturduk. Maşallah çok güzel gidiyor. Haftada bir. Evet haftada bir. Şimdilik bazen İstanbul'da haftada belki iki, daha sonra evet, olur. İstanbul dışında da. Ne şahane. Onun dışında zaten ekranlarda da televizyon dizisiyle beraber izleyebiliyoruz dedi. Evet. O da meşakkatli, yoğun çalışma gerektiren bir süreç. Size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ama şu anda zincirleme reaksiyonda zincirin halkalarını birbirine benimle beraber eklemeye hazırsanız başlayalım. Peki, kemerli burunlar.
baskın karakterli olur denir. İşte yuvarlak yüzlüler güvenilir olur. İnce dudaklılar sinsi olur. Böyle pek çok ifade var. Bunların kaynağı acaba nedir? Yüz güzelliği veya çirkinliğinin hayatımıza bir etkisi var mı? Anlayacağınız bugün başta da söylediğimiz gibi biraz yüzümüzle yüz göz olacağız. Hadi ilk konumuz gelsin, sarı konumuz. Yüz hatlarımız hayatımızı nasıl etkiler? Yüz hatlarımız anne karnında belirleniyor ve çevreyle şekilleniyor. Peki hayatımıza nasıl etkisi oluyor? Yüz ifadeleri, jestler ve mimikler iletişimin karmaşık ve zengin bir parçası. Gözlerin derinlikleri, kaşların çıkardığı anlamlar, dudak hareketleri. Her bir detay iletişimimizin alt metnini oluşturuyor. Yüzümüz kartvizitimiz oluyor. Peki güzel kabul edilen bir yüze sahip olmak hayatta avantaj mı sağlıyor? Halo etkisine göre güzel bir yüze sahip olan kişiler toplumda daha zeki, yetenekli ve sosyal olarak kabul görüyor. Güzel bulduğumuz kişinin bir olumlu özelliğinden yola çıkarak genellemeler yapmaya, o kişiye başka pozitif özellikler atfetmeye başlıyoruz. Olumsuz bir şeyi ise yakıştıramıyoruz. Ancak güzellik her zaman avantaj sağlamıyor. Uzmanlar, güzel kabul edilen insanlardan beklentilerin diğerlerine nazaran fazla olduğunu ve yeteneklerinin görmezden gelinebildiğini vurguluyor. Sizce yüz hatlarımız hayatımızı nasıl şekillendiriyor? Efendim, bu 15 dakikalık ilk bölümümüz için stüdyomuzda Burak Bey'in yanına Ahmet Akça geldi. Profil hoş tanımlama hoş uzmanı. Teşekkür. Hoş geldiniz hoş Ahmet buldum, Bey. Çok teşekkürler. Öğrendiğim kadarıyla fizyonomi, evet, yüz okuma deniyor. Bu nasıl bir şeydir? Herkes yüz okuyabilir mi? Nasıl okunur? Fizyonomi. Buradan başlayın istiyorsanız. Evet, hatta direkt. Ben size yandan bakayım, şöyle durayım. Örnekle fizyonomi başlayalım. Bir kişinin dış görünüşünden yola çıkarak o kişinin karakter ve kişiliği ile ilgili çıkarım yapma sanatı der kaynaklar. Ve ilk kaynaklar Aristo ile başlıyor. Aristo, o kadar eski diyorsunuz. O kadar eski. Peki. Aristo daha çok hayvanlara benzeterek kendi bir çıkarım yapmaya başlamış. Hocam ben böyle dinleyeyim. Sonraki süreçlerde bu biraz daha değişikliğe uğramış. İbn Rüşd'den İbn Haldun'a, ondan sonra Hipokrat'a, İbn Sina'ya kadar bunlar işin sağlık boyutuna bakmışlar yüzden. Günümüzde ise daha çok olayın bilimsel tarafıyla, yani yüzdeki yükseklik ve genişlik, yüzdeki simetri ve asimetri kurallarından yola çıkarak ve bunu da mümkün mertebe deneysel metotlarla kullanarak kişiliği ve karakterin ne kadar yansıttığına bakan profil tanımlama metodolojisini kullanıyoruz. Peki biz. Ahmet Bey, programın başında söylediğim o işte ince dudaklar sinsi olur, koca burunlular güvenilirdir falan. Bunlar böyle yerleşmiş ifadeler ya, buradan mı yola çıkıyor? Örneğin öyle midir? Siz bana bakarak ne görürsünüz? Aslında tam öyle değil. Bir, her insanın yüzünde bir denge vardır. Bu denge perspektifinde bakmamız gerekiyor bize. Yani alında bir form vardır. Bu form orta bölgede, duygu bu formunda başka bir şey bize söyler. Bu ince dudak dediğiniz yerde farklı bir şey bize ifade eder. Yani benim asıl olan bak ince. Hocamın kime ince mesela. Şimdi evet, sizin dediğiniz yapıyla Burak hocamın ketum bir yapısında olması lazım. Evet. Ama bunu yüzdeki diğer unsurlarla dengelememiz şartıyla. Çünkü insanoğlu denge perspektifinde bakmamız gereken bir yüze sahiptir. Ya sadece burnu bir veri veriyor diye, aa işte bu. Yani siz kaşı, gözü, alnın büyüklüğünü, küçüklüğünü, işte burnu, burnun ağız arasındaki mesafesini vesaire hepsini bir değerlendiriyorsunuz. Evet, bir bütünde ve bağlam dahilinde değerlendiriyorsunuz. Peki ne işe yarıyor bu? İnsan kaynaklarından tutun da satışa kadar ve kişinin özellikle kendini tanımasına kadar. En fazla çalıştığımız olay şu oluyor, görüyoruz ki aslında müthiş bir potansiyele sahip kişi fakat potansiyelin tam tersi yönde iş yapıyor. Çok inovatif düşünme becerisine sahip ama çalıştığı değil. İnovatif düşünme becerisini kullanabileceği yönde onu geliştiremiyor. Dolayısıyla aslında mutsuz ve bağlam dahilinde başarısız bir yaşam sürdürmeye devam ediyor. Peki size tabii çok soruluyordur bu sorular belki. Uyum dediniz ya, uyumu hep böyle uyum deyince akla hemen yüzde bir altın oran akla geliyor. Tamam, bu çok eski bir şey aslında, tarihi bir şey ve mimaride, güzel sanatlarda vesaire kullanılıyor. Sanatlarda özellikle. Yüzde de duyuyoruz son zamanlarda. O böyle bir simetri demek mi? Yüzde ne demek? Yani simetri aslında yüzdeki simetri Fibonacci sayısından. Yani altın orandan biraz daha farklı. Yüzdeki altın orandan kasıt şu. Benim şu hattımın şu hattıma oranı aslında. Yani şu hattı Fibonacci sayısıyla ölçersen 1.618 iken. Ekranda şu, vermiş arkadaşlar. Şu hattın bir oran olması bir altın oran yüze sahip olmam demektir.
Ama bizim bakış açımızda, yani profil tanımlamada, yüz okuma metodolojisinde biz diyoruz ki aslında insan asimetrik bir canlıdır. Dolayısıyla yüzümüzdeki asimetriler bizi biz yapan unsurlardır. O zaman simetri dediğimiz şey dengeli olduğumuzun işaretidir. Ama bir insan dengeliyse ya cerrahi bir müdahale karşımıza çıkabiliyor ya da olayın psikolojik boyutunun altına farklı şeyler çıkabiliyor yani. Şimdi bu konuyu konuşurken, düşünürken hep şuralarda dolaştık biz. Ben Burak Bey bu konuda ne düşündüğünüzü merak ediyorum şimdi. Tabii sizin. Ki. Güzellik, çirkinlik meselesi. İşte böyle i̇şte belki şaşı olanlar, kepçe kulaklar veya işte başka bir şey. Ve buralarda örneğin iş başvurusunda iki CV var yani önümüzde. Şöyle geldiniz. İkisi de eşit diyelim ki. Aynı okullar, aynı dereceler, deneyimler ama iki kişi biri güzel, evet, biri çirkin ve genellikle güzel olan tercih ediliyor tabii. Yani hatta hep çoğunlukla öyle oluyor. Bazen öğretmenler güzel öğrencileri biraz daha anlayışlı olabiliyormuş. Hatta anne babalar bile çocuklarının güzel olanlarını azıcık daha yok, fazla canım, kayırırlarmış. O kadar değil canım. Ha, değil midir? O kadar değildi. Oralara gitmeyelim. Haksızlık yapmayan ebeveynler olarak. Yani mesela bizim güzel sanatlarda özellikle konservatuarlara alınırken bu dediğiniz kesinlikle geçerli. Evet. Güzel erkek, güzel kadın. Çünkü sanat genelde güzel bir sanat olduğu için, evet, halka hitabı güzel erkekler ve güzel kadınlar tarafından aktarıldığı zaman etkisi tam oluyor. Evet. Ama sizin için zaten güzel sanatlar adı, evet, üstünde yani adı ve bunun aranması da normal. Şimdi benim bulunduğum taraf, televizyon tarafında da bu işler biraz böyle ama örneğin insan kaynakları diyelim ki bir tekstil sektöründe bir eleman arıyor. Yine etkili olduğunu, tabii, söylüyorlar, öyle mi? Tabii yani Ahmet yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Yani güzelliğin bir avantaj olduğu söyleniyor. Ama bu eşittir başarı değil yani. Hayır hayır. Tabii. Yani sadece tabii işe alımda bir avantaj sağlıyor. Tabii ki değil. Çünkü zaten çabalama yok orada. Ya, evet, bir tür miras. Evet, edilik, miras işte, evet, genetik olarak. Evet. Ya hocam, anladığım şuranın ölçümüyle şuranın ölçümü, evet, yandan gösteriyorum. Eşitse mi eşitse acayip demeyelim değiliz de hocam. Şimdi şurayı 1.618 kabul edelim. Buradan 1.618 Fibonacci sayısına göre. Tamam. Benim eğer şurayla bura arası, yani çene altım arası, burun köprümle çene altım arası bir değerse, se, benim yüzümün yüksekliği altın orana sahip. Ve ben karşıdan simetrik bir yüz hocam, olarak kabul ediyorum. Var mı metre bunu ölçen bir şey? Bir benim yüzüm simetrik değil hocam. Direkt söyleyebilirim. Ama demin şeyde görüyorum yani... orada baksanıza dünyanın en güzel kadınının oranları verilmiş. Yani güzellik yani, kavramı değişiyor zaman içinde, sürekli Mona değişen Lisa, bir kavram. Bence herhalde Leonardo da Vinci'nin en ben altın orada şeye oranlı. Çünkü sağda gülüyor, solda şey, evet, yapıyor. Buradan baktığınız zaman, bu taraftan çok baktığınız güzel, olağanüstü bir şey. Ben yapanları çok merak ediyorum hocam. Yani Leonardo fotoğrafı çizenlerin profilini incelemeyi çok seviyorum. Ha. Yani bir de bunu o gözle çizen yapının profilini incelemeyi daha çok seviyorum. Bir orta çağa gitsek de. Yani. Bir ara şeyi izlemiştim, yapmıştım bu Fatih Sultan Mehmet'in profilini. Değil mi? Çizen kişinin aslında veriler perspektifinde baktığımız zaman hatalı bir çizim yaptığını dile getirmiştim. Öyle mi? Evet. İlginç. İlginç. Şimdi, bir avantaj gibi görünse de aslında ben zaman zaman güzelliğin bir ağırlık oluşturduğunu ve güzel kişilerde bir yük oluşturduğunu da düşünüyorum. Güzel kişiler belki ayrıca akıllı olduklarını, zeki olduklarını da daha fazla çabalama ve gösterme savaşına, evet, girebiliyorlar. Ya da kadınlar açısından bazı konular, yani güzel oldukları için aslında sanki işte patronluk yapamaz ya da işte bazı seviyelerde çalışamaz gibi böyle ön yargılarda özner herhalde var. Öznel değerlendirmeler oluyor. Evet. İşte biz profil tanımlama metodolojisinde mümkün mertebe öznel değerlerden uzaklaşıp, algılardan nesnel, uzaklaşıp, evet, nesnel, veriye dayalı. Yani bizden ne isteniyor? Bu kişiyle ilgili hangi veri? Düşünce boyutunun mu araştırılmasını isteniyor? Duygu boyutunun mu? Ya da o kişi kendi potansiyelinin ne olduğunu mu bilmek istiyor? Biz o kişiye nesnel değerlendirme yapabilmem için ön yargılardan ve algılardan uzaklaşıp nesnel değerlendirme yapmam lazım. O zaman benim işim kişinin çirkinliği, güzelliği, simetrik olması, asimetrik olması ile ilgili hiçbir veri ihtiva etmemesi lazım. Geriye durup o perspektiften baktığım zaman sağlıklı analizler çıkarır. Bir şey sorabilir miyim? Peki hocam, mesela bir şeyde bulundunuz mu siz, böyle bir seçici kurulda ya da bir, yani bir şeyi seçmede
Hani sizi kullandılar mı hocam? Yani bakalım bize. Yani jüri. Jürilik da kısmında bulunmadım hocam ama İK süreçlerinde, insan kaynakları sürecinde ve güvenlik süreçlerinde bulundum. Güvenlik? Tabii. Tehlikeli kişilerin profillerinin analizi noktası. O da gerçekten merak edilen bir konu. Ama güzellik çirkinlik demişken mesela şunları da hep merak etmişimdir. Güzellik başa beladır denir ve Allah çirkin şansı versin. Acaba neden çıkmıştır bu? Böyle bir tersinleme. Var mı bir fikriniz değil mi? Enteresan. Yani ben buraya hep profesyonel bakış açısıyla bakıyorum hocam. Yani ben bir baktığım noktada eğer o kişiye karşı bir ön yargım varsa hemen uzaklaşıyorum. Çünkü nesnel bir değerlendirme yapamayacağım. Ha. Yani daha önce şimdi böyle bu burunlu bir insandan ben zarar gördüm ama ben bununla iletişim kurmayayım dediğim noktada benim bütün profesyonelliğim yerle bir oluyor. Peki, şimdi güvenlik dediniz, orası da önemli. Böyle haberlerde zaman zaman önümüze çıkıyor. Gayet de böyle, zaten ifade olarak da var ya, melek yüzlü şeytan ya da bebek yüzlü katil. Şimdi bunlar da var. Evet. Siz nasıl anlıyorsunuz? Gayet böyle sevimli görünüyor ama az önce katil çıkıyor. Kısmen söyledik ya, değil mi? Simetrik yüz neden bu kadar simetrik, neden bu kadar bebek yüze sahip? 35 yaşına gelmiş. Arıza hala demek mi? Bir tane bozulma yok. Şimdi bana bakın hocam. Daha yakın. Bakın. Benim yüzümün bir tarafı asimetrik. Yani onu çok anlayamayız. Şimdi bu benim yaşadığım duygular, tecrübelerin yüzümde oluşturduğu veriler. Hepimizin yüzünde böyle asimetriler var. Ne kadar evet. Hiçbir şey yoksa, ya ben diyorum ki ya bir cerrahi müdahale var. Ya da android. Ya da bu kişide kişilik bozukluğu var. Kişilik ya da uzaylı. Tabii. Var. Çünkü bizim yüzümüzün bir tarafı duygumuzla alakalı. Öznel yüzümüz. Bir tarafı sosyal kimliğimiz. Şimdi duygu da bir travma yaşadık abi, lafa geldiği için artık hep travma. Biz psikolojik bir sıkıntı yaşadık, zorlu süreçler geçirdik. Yüzümün sol tarafında bozulmalar kendini gösteriyor. Hani böyle inme falan iner ya birden. O beyinsel tarafta. Sol tarafta. Sol taraf duyguyla alakalı kısmımız olduğu için beyin plastisitesi gereği burada bozulmalar. Sosyal hayatımızda, kariyer hayatımızda bir sıkıntılı süreç yaşadık, istediklerimiz olmadı. Evet. Battık belki yaptığımız işte bu taraflarda bozulmalar oluyor. Çünkü bu sol beyinle bağlantılı sağa yansıyor. Dolayısıyla bunlarda bir değişkenliğin olması, asimetrinin olması gayet doğal. Doğal. Bunu biz yapan şey. Ama burada ince nokta şu. Çok fazla olması ile hiç olmaması soru işareti getiriyor. Hani şimdi Brad Pitt'in suratını düşünüyorum. Adam yani, simetri. Yani şimdi özür dileyerek. O da yaşıyor bir yani şey ama. Böyle. Evet. Yani takip ediyoruz yani. Bebek gibi. Bir dolu şey yaşadı. Bir de benim ama gözle hala görmem lazım. Yani mesela sizin bir burun deliğiniz, özür diliyorum, öbüründen daha küçük. Bu sizi siz yapan kavram zaten. Harika. Duramadım. Benimki mi? Evet. Ha, evet doğru. O sizi siz yapan nokta. Ne tarafa daha fazla açıldığınız, başka ne tarafa daha benimle ilgili analiz yapar mısınız? Benim, bana da ben de heyecanlanmışım. Öyle, baktığınız beni, nokta güçlü çeneler daha çok mücadeleyle bağlantılıdır. Neye göre? Yüzünüze göre güçlü çeneler mücadele gücüyle bağlantılıdır. Ve buralar gerçekleştirme hattıdır. Ve az sonra ortodonti uzmanımız geldi ama buradaki diş sıkmalarla ilgili de verirken söyle. Buralar biraz daha gerçekleştirme, çiğneme kaslarının olduğu yapılar olduğu için mücadele, pes etmeme durumları. Benim mesela alnım geniştir. Biraz emecik kemiklerim çıkarttır. O da iyi bir şeydir. Yükseklik idealizm verir. Genişlik de uygulama verir. Dolayısıyla mesela sizdeki en yüksek hat, yani yüzünüzdeki en baskın hat bu hattınız, frontal hattınız. Bu da düşünce boyutunuzun yüksek olduğunun işaretini verir. Evet, İlk hep bakışta. Havaalanı gibi diye dalga geçiriyorlar. Benim bakışımda alın formunuz bence yüzünüzde çok iyi. Şimdi kendimizden nefret ettik hocam. Ya. Yok, neremizin iyi, neremiz kötü. Hani acaba burnumuz. Bizi biz yapan şey yüzümüz hocam. Evet, çok haklısınız. Tabii. O yüzden özellikle hani dediğim gibi çok fazla asimetri olmadığı sürece bizi biz yapan şey yüzümüzdeki tecrübelerimiz. Peki hocam bir şey daha soracağım. Şimdi sizi siz yapan şeye siz dışarıdan müdahale ederseniz bunu şey yapar mısınız? Etik olarak dışarıdan doğru mudur? Müdahale, yani, estetik mi diyoruz hocam? Dışarıdan müdahale. Tamam, dışarıdan. Şöyle dışarıdan müdahalelere gelene kadarki süreçte o kişinin içinde bir değişim oluyor. O değişim yüze yansıyor. Yani şimdi ben alt dudağımı, üst dudağım ince mesela. Gittim üst dudağımı dolgu yaptırmak istiyorsam, buraya bir çalışma yaptırmak istiyorsam, dışarıdan müdahale yaptırmak istiyorsam. Dışarıdan. Önce içsel olarak bir hazırlıyorum kendimi. Hı. Burası sonuç oluyor. Aslında yaptırdığımız bizi değiştirmiyor. O sürece kadar içerideki değişim buraya yansıması oluyor. Buraya yaptırdık, sonuç.
Peki şimdi sizi çağırdılar profesyonel bir iş için. Sizden destek alıyorlar. Ama destek alacağı kişilerin hepsi dış müdahale. Ve hepsi birbirine benziyor. Ne yapıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bu durumlarda iş özel işle durumlarda genelde şey sistemi yapılır. Önceki sonraki fotoğraflar. Yani bir müdahale varsa önceki ve sonraki. Burada aslında şeydir. Yine kişinin potansiyelini görme amaçlıdır. Yani önceden ne vardı, nereye doğru değişti, pozitifte ya da negatifte bunu tespit etmek için. Peki. Teşekkür ederim. Ben 15 teşekkür dakikayı ederim. Bitirdik. Çok sağ olun. Bizimle birlikteydi Ahmet Akça ve yüzümüzü biraz konuştuk. Isınmış da olduk aslında zincirleme reaksiyona. Evet, iletişimde de yüzümüz çok önemli bir rol oynuyor. İşte kaşımız, gözümüz, mimiklerimiz gibi aslında dilimiz de çok önemli ve başrolde. Ama işte o dil her zaman doğruyu söylemiyor. Hatta gözler kimi zaman onu ele veriyor. Gelsin mavi konumuz. Neden yalan söyleriz? Bugüne kadar size söylenen yalanları hiç düşündünüz mü? Pamuk Prenses gerçekten yedi cücelerle yaşamış mıdır? Ya da Keloğlan'ın ay kızı gerçekten tarhana çorbası içtiği için mi uyanmıştır? Bu çorbayı kurumuş çınarın dibine dök, Lhasa'da canlanıp leylak çiçeği gibi açmazsa kelim... Doğduğumuz andan itibaren hayatımızda çeşitli yalanlara maruz kalıyoruz. Ne var ki bu yalanlar her zaman zarar verici boyutta olmayabiliyor. Örneğin sevdiğiniz insanlara sürpriz yapmak için yalan söyleyebiliyor, çevremizdekiler üzülmesin diye onlardan doğruyu sakladığımız zamanlar oluyor. Peki yalan ne zaman zarar verici boyuta geliyor? Araştırmalar, insanların 4 yaşından itibaren profesyonel yalan söyleyebildiğini ve bu oranın 35 yaş ila 70 yaş arasında en yüksek seviyede olduğunu vurguluyor. Peki neden? Günlük hayatta neden sürekli yalanlara sığınıyoruz? Sizce dünya hiç yalan söyleyemeyen insanlardan oluşsaydı nasıl bir yer olurdu? Söyleriz diye sorduk. Bir küçük reklam arasından sonra Emrah Akçay bizimle beraber iletişim doktoru. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günlük hayatımızda masum veya zararlı ama hepimiz yalan söylüyoruz. Maalesef. Neden? Yani yalan söylemenin tabii şey nedenine baktığınız zaman çok çeşitli. Çünkü fayda sağlamak için söylenen yalanlar var. Başka birisini korumak için söylenen yalanlar var. Nezaket için söylenen yalanlar var. Cezadan kaçmak için, utançtan kurtulmak için söylenen yalanlar çok yani saymakla bitmez herhalde. Değil mi? Küçük yaşta daha konuşamayan çocuklar bile ağlama numarası yapıyorlar. Evet. Aslında genetik olarak mı acaba biz bunu? Genetik değil de yani aslında hani tabii ki çocuğun oradaki niyeti yalan söylemek değil de dikkat çekmek için sonuç itibariyle bir limbik sistem var. Deneye deneye öğreniyor. Yani ağladığı zaman insanların hani geldiğini anladıktan sonra tabii ki bunu kullanıyor. Hı-hı. Ama şu var yani 6 aydan itibaren daha bilinçli bir şekilde bu aldatmanın uygulandığı 6 yaşından itibaren de yetişkinler gibi çocukların yalan söyleyebildiği ortaya konulmuş mesela. Böyle bir araştırma var. Zaten galiba yaş ilerledikçe o konuda da bir profesyonelleşme oluyormuş. Bir çocuklarla ilgili deney vardı yine. Şöyle işte çocuklara çikolata koyuyorlar önüne ve diyorlar ki bunu yeme sakın. Sonra ebeveyn gidiyor. Kamera var ve çocuk tabii ki çikolatayı direkt olarak yiyor. Bir kısmını böyle taneli bir çikolata. Tekrar ebeveyn geldiği zaman yedin mi yemedim diyor. Ve yaşı büyük olanlar bunu çok daha seri bir şekilde ve çok daha inandırıcı olarak yapabiliyorlar. Evet. Mesela çikolatayı yiyorsunuz aynı şeyde formasyonda bırakıyorsunuz. Tabii, halbuki bu tarafı boş. Fakat bu konu aslına bakarsanız yalan söyleme becerisinden ziyade ahlak seviyesiyle ilgili. Ahlakın bir takım seviyeleri var. Hepsini şimdi sıralamaya gerek yok ama birinci seviye çocuk seviyesinde şöyle denir. Yakalanmadığı sürece çocuk her yaptığını mübah kabul eder.
Yani çocuk o anla yakalanmayacağını eğer inanıyorsa bunu söyleyebilir. O hani ona çok rahatsızlık vermez. Ama işin kötü tarafı yetişkinlikte de böyle olduğu zaman problem. Yani işte polis var mı yok mu, geçeyim o zaman ben bu kırmızı ışıkta bilmem ne falan dediğiniz zaman aslında aynı seviyedeyiz yani çocuklarla. Evet, o pozisyon düşündüğünüz zaman öyle. Kadınlar arasında fark var mı? Ya bu çok sorgulanıyor aslında. Yani yapılan araştırmalar net bir şekilde bunu ortaya koymamış. Ama şu var. Kadınlar beden dilini zaten bir tek başka araştırmalar da var. Kadınlar beden dilini çok daha iyi kullanıyorlar, çok daha yakın kullanıyorlar, gülümsemeyi yani çok daha iyi bir şekilde kullanabiliyorlar gibi pek çok konu var aslında. Şimdi kadın zorlanmıyor yalan söylerken çok fazla. Çünkü daha beden diline hakim. Örneğin bir çalışma yaptım ben, bu yayınlandı. Kadın ve erkek karışık bir gruba, hem de bayağı katılım da yüksekti. Hayali bir gün anlatmalarını istedim. Bunları tabii kesinlikle not alıyoruz tabii falan. Sonra da bunu geriye doğru anlattırdım. Bu bir yöntem. Kronolojik sırayla geriye doğru anlattırma yöntemi. Tamam. Bunun sonunda, yani sonra da baktık hani kaç kez hata yapılmış geriye doğru sayarken. Kadınların anlamlı bir şekilde daha az hata yaptıkları ve daha rahat oldukları ortaya çıktı. Bunu yayınladım. Şimdi burada işte şöyle bir durum ama söz konusu. Kadınların hafızası çok daha güçlü. Yani zaten yalan söylemedeki en büyük handikap hafızanızın zayıflığıdır. Doğru. Yani şimdi unutursanız o yalan olur zaten, yani yakalanırsınız. Şimdi hep örnek verdiğim bir şey var. Şimdi şeye de gelecek muhtemelen, kadınlar mı erkekler mi daha iyi yalan yakalıyorlar falan tabii gibi ki bir duruma da gelir herhalde bu konu. Bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Bağlantılı olduğu için anlatıyorum. Şimdi erkek biraz saf yani bu konuda. Şimdi mesela bir şey oldu, ondan sonra arkadaş eve geldi. Evde sorular soruluyor ama böyle agresif bir şekilde değil. Neredeydin, ne yaptın? İşte böyle o da başlıyor ufak tefek yalanlara. Şimdi kadının inanmasa bile çok inanmış bakışı vardır. Böyle başını 45 derece eğer, gözlerini böyle çocuk gibi büyütür falan. Gerçekten mi falan dediği aman zaman tanrım, şey var, aldatma hazzı denilen bir şey var. Bu da bir psikolojik kavram. Zaten kadınlar haz duyuyor. Yok yok, erkek kadın. Yok, inandırdığını mutlu oluyor. İnandırdığınızı düşündüğünüzde o yüzünüze yansır. Bu bir yalan tespit yöntemidir. Şimdi gülümseme falan belli belirsiz. Yani, bir rahatlık. Yani olmadan şüphesi böyle yok benden. Oh, şimdi o inandı ya, bu daha fazla başlıyor yalan söylemeye. Cesaret buluyor çünkü. Şöyle de böyle, ooo gerçekten işte mi, hakikaten mi falan. Yapma şimdi işte orada. Bir tane yalanla kalacakken evet, bir sürü yalan söylediniz. Evet. Üç gün sonra o soru kendisine yöneltildiği zaman unutuyor. Unutuyor zaten yani. O bütün o sıralama karışıyor vesaire. Yani buradaki anlam, bu anlamda kadınlar mı erkekler mi daha iyi yalancı konusu birazcık şüpheli. Ama mesela zekiler benim, yani o da başka bir konu ama benim yüksek lisans tezinde mesela daha sosyoekonomik durumu düşük seviyedeki bir okulla daha yüksek seviyedeki daha aile yapısı anlamında iki okulu karşılaştırdım. Ve bunların beden dili okuma becerilerini test ettim. Şu ortaya çıktı ki bu Amerika'da yapılan çalışmalarla da örtüştü. Sosyoekonomik düzeyi daha düşük yerlerde, daha böyle ataerkil, daha baskıcı ortamlarda insanlar daha beden dili okumaya yatkın. Hani şey vardır ya, nasıl ya işte babamın nasıl ruh hali falan, hani kızgın mı, patron nasıl, hani konuşsak mı, gibi var ya. Şimdi buradan hareketle ister istemez çok fazla baskı altında kaldığınız zaman daha çok yalan söylemeye başlıyorsunuz ve bu bir kas aslında, yalan söylemek de bir kas. Genişliyorsunuz ister istemez. Ne kadar yalan. Nerede hocam? Beyinde. Beyinde. Ha tamam, o kası ne kadar şey yalan söylerseniz o kadar daha kolay söylemeye başlıyorsunuz. Evet. Profesyonelleşiyorsunuz yani. Hani fark aman, o şekilde ortaya koyabiliyoruz onu. Peki yalanı anlamaya bakalım birazcık da. Bu konuyla ilgili şöyle bir şey duymuştum. Şimdi şöyle bir şey duydum. Bu doğru mu veya siz buna ek neler söyleyebilirsiniz? Örneğin bir bana soruyorsunuz, şuraya gittin mi, bunu yaptın mı? Evet. Ben hayır diyorum. Evet. Ama hayır derken, dilim hayır derken başım gözler eş zamanlı olarak hayır demiyor ve biraz geç hayır diyor. Yani şöyle hayır diyorum, sonra başımı sallıyorum. Veya şöyle bir şey yapıyorum, hayır diyorum ama böyle yapıyorum. Uyumsuzluk. İşte uyumsuzluk veya eş zamanlı olmayışı bir soru işareti yaratmalıymış karşımızdakine ilişkin. Bilmem şimdi doğru mu? Şuradan başlayalım. Deminki örnekten başlayalım, Burak'ın örneğinden. Şimdi insanlar
yalan tespit becerilerinin çok yüksek olduğunu genel itibariyle sizin önerdiğiniz genel olarak böyle bir iddia var. Ama yapılan araştırmaların tamamı %50'yi geçmiyor. O kadar. Yani bizim başarı oranımız aslında bir yazı tura atmakla eşit seviyede. Of. Bu hep de bu şekilde yazılır kaynaklarda. Evet. Yani biz aslında çok başarılı yalan tespit uzmanları değiliz. Ama öyle zannediyoruz işin kötü tarafı. Bir. Evet, herkes yakaladığını düşünüyor. İkincisi, diğer tekrardan bir şey yapabilir misiniz? Ne demiştiniz orada? Hayır meselesinde mi? O da şöyle bir şey var. Eş zamanlı. Baş hareketleriyle değil. Şuradan kaynaklanıyor. Bilişsel yük diye bir kavram var. Şimdi bu aslında hani ben iletişim doktorası yaptım ama bu yalan tespiti çok interdisipliner bir konu ve psikolojiyi falan da çok içine alıyor. Bilişsel yük diye bir kavram var. Şimdi siz aynı anda bir insanın en fazla 7 şeyi bir arada yapabileceği düşünülüyor. Yani işte evet yürürken işte sakız çiğneyip birisiyle konuşup bina. Yani bunu yedi şöyle düşünün. Çok bence. Bir bilgisayarı düşünün. Hele eskiler daha çoktu. Evet. Ne kadar program açarsanız yavaşlamaz mıydı o? Evet. Yani program yavaşlardı değil mi? Hareket ediyordu. İnsan da böyle. Ne kadar fazla yüklenirse o kadar yavaşlamaya başlıyor. Ve bazı yerlerden tasarruf etmeye başlıyor. Mesela yalan tespitine ayaklardan başlanır. Çünkü hatta bunu Darwin bile ortaya koymuş kitabında. Beyne ne kadar uzaksa bu kanal o kadar dürüsttür. Çünkü onu hakim olmak da zordur bir. İkincisi yalan söyleyen insan çok yüklendiği için bunları da kapatmaya başlar. Ayaklarını hareket ettirmemeye başlar. İşte o hareketler şeyli gitmemeye başlar. Hmm. Koordineli gitmemeye başlar. Evet dediğiniz doğru. Yani o bedenin bir akışı var, siz daha iyi bilirsiniz. Sonuçta konuşurken, ederken o mimik, jestler bir akışı var bunun. Evet. O akış bozulduğu anda zaten onu zaten hani anlarken de buradan anlıyoruz. Normalden sapmalardan anlıyoruz. Yoksa kimse kimsenin beynini okuyamıyor ki. Tabii. Yani hocam bir de özür dilerim Seda, şey var aslında bu konuyla ilgili. Mesela ben konservatuvar tiyatro mezunuyum. Eskiden tiyatrocuların şahitlik yapması da yasakmış. Öyleymiş evet. Biliyorsunuz biliyorum, değil biliyorum. Mi? Yani yalan söyler, oynar, kafasını gözünü oynatır, bizi etkiler diye mahkemeye mesela ben gördüm abi adam öldürdüm, ben gördüm diyorsun, inanmıyorlar size. Şimdi şöyle bir şey yapsak acaba nasıl olur? Siz bize iki cümle söyleseniz, bir gerçek bir yalan olsa ve siz de bunu tespit etseniz. Yani etsek ama bu böyle bir şey değil. Yani benim anlattığım ama konu böyle bir şey değil. Mutlaka yaparız ama mesela bana da şimdi şey diyor. Tanışıyoruz falan birisi. Ben diyor Yozgatlıyım diyor. Tamam diyorum. Ha diyor bak kandırdım, Yozgatlı değilim diyor. Yani şimdi diyorum ki hocam bu böyle bir şey değil. Ama tabii şimdi Burak Bey olduğu için mi acaba biraz? O başka bir konu. Şimdi iyi yalancılar diye bir çalışma var. İyi yalancılar arasında mesela manipülatörler, ondan sonra oyuncular, tiyatrocular, aktörler, aktrisler diyelim. Evet. Ondan sonra emlakçılar mesela sayılıyor. Aa, güzel ev. Satıcılar sayılıyor, galericiler. Yani hani kişi meslek grubunu şey yapmak için söylemiyorum. Yani pazarlamacılar falan. Ya bu makalede yazılan şeyleri anlatıyorum. Ama işte yani dediğiniz gibi hep o kası çalıştırdıkları için. Sürekli alışkanlık olduğu için. Şimdi buradaki konu şu. Ben emekli bir jandarma albayım. Benim bütün şeyim hayatım soruşturmalarla geçti. Şimdi buradaki konu bir sistematik. Yani karşınıza birisi geliyor, yalan makinesi nasıl çalışıyor? Evet. Siz de öyle çalışıyorsunuz. Evet. O insanı alıyorsunuz, önce basic sorular soruyorsunuz, temel hareketlerini tespit ediyorsunuz. Rahatlıkla sonra yavaş yavaş ona doğru. Şimdi benim Burak Bey'in aramızda daha önceden geçen bir şey yok. Ben onun şeyini bilmiyorum bazı davranışını. Mesela Burak Bey dese ki ben Yozgatlıyım. Öyledir yani şimdi bir şey diyemiyorum ona mesela. Bilemiyorum yani, anlatabildim mi? Peki şöyle de bir durum oluyormuş. Yalan söylerken vücudumuzun verdiği bazı tepkiler eğer işte bunlar işte nabızsa belki makinenin ölçtükleri bilmiyorum yalan makinesinin ölçtükleri. Evet. İşte el terlemesi ya da işte gözlerin başka bir yere bakması, bebeğinin büyümesi, küçülmesi, burun kanatlarının bir şeyler olması. İşte bütün bunlar aslında stres altında kalan insanların da verebileceği bazı tepkiler olduğu için bu sorgulama falan sırasında güvenlik güçleri bazen de yok yere sadece strese girmiş zavallıların günahını alıp siz yaptınız mı? Böyle durumlarda yani yok yere buna yalana yorulduğu için hapis yatanlar ama falan şöyle varmış. Bir şey var tabii ki de mesela Innocence Project, Masumiyet Projesi diye bir proje var.
ki bu projenin Türkiye ayağını Sevil Atasoy hocam yürütüyor. Yani burada mesela 70'lerde falan sırf siyahi ya da hispanik olduğu için bir sürü insanı sadece görgü şahitlikleriyle falan şey yapmışlar, hapse göndermişler. Ve ondan sonra sperm testleriyle falan en sonunda tekrardan bu proje sahipleri çalışarak bunları gündeme getirip bir sürü kişiyi serbest bıraktırıyor. Şimdi burada konu sadece sizin bu beden diliniz değil. Bir de bu işin sözlü kısmı var. Yazılı tabii. Ve sözlü anlatım analizi var. Doğru. Mesela Tamer Topsakal hocam vardır bu anlamda. Bu en iyilerden bir tanesi hakikaten. Şimdi bunu ikisini birden yürütmeniz lazım. Yani kişinin hem temel davranışlarını gözlemleyip stres altında değişiklikleri tespit edeceksiniz. Ama aynı zamanda cümlelerle buna devam edeceksiniz. Yani şimdi yani çok yazılı... hızlı anlatayım. Tabii. Mesela geçmişe dair bir şey soruyorum. Burak Bey dedim ki ben dün ne yaptınız? İşte şuraya gittim, bunu yaptım, bunu ettim. Bilmem kimin işte atıyorum kafesine gittiniz mi? Bazen gidiyoruz. Kimi zaman gidiyoruz, kimi zaman gitmiyoruz. Şimdi hocam bir de mesela buradan, diyorlar mesela ki yani dün ne yaptı? Ben dün ne yediğimi bilmiyorum. O zaten bamba. O da kavramlar ülkesine götürmek. Heh. Şimdi bir şey sorarsınız. Evet hayır cevabını gerektiriyordur ama o kadar çok saçma sapan. Ben ne bileyim ben dün ne yediğimi bilmiyorum. Siz bana ne ediyorsunuz, beni neyle itham ediyorsunuz, işte. Benim gibi bir adam falan filan. Dikkat edin bunu televizyonlarda çok denk geliyorsunuz zaten bu tip. Tabii. Politika muhabbetleri, işte sohbetlerde falan filan çok çıkan konular bunlar. Herkes bir şekilde yalan söylüyor galiba evet, zaten. Yani, evet, herkes yalan söyler. Çok sık kullanılan da yalanlar vardır herhalde. En sık kullanılan yalanlar evet. Mesela İstanbul'da köprüdeyim yalanı olabilir bence. Tünele giriyorum. Ya da ikili ilişkilerde şu olabilir. Şey, ses gelmiyor. İkili ilişkilerde şu olabilir, sen daha iyilerine layıksın. Evet, bence. Bu da. Çok böyle senin üst kadar seviyelerde aradım, bir bulamadım, yalan bir hediye aldınız falan olabilir. Mesela. Bütün bunlar olabilir. Evet, şey yani peki çok teşekkür ediyorum. Teşekkür şahane ediyorum. Bir sohbet oldu. Sağ olun, evet, dilimiz yalan söylüyor ama aslında bunu yakalamanın ipuçları var bazen yüzümüzde. Gözler bunu, dilimiz yalan söylese de gözler yalan söylemiyor. İşte iletişimde dürüstlük kadar önemli bir konu da böyle yüzümüze yayılan o gülümseme. Ama... Gülümsemenin de en önemli unsuru dişlerimiz tehlikede. Gelsin sarı konumuz. Dişlerimizi neden sıkıyoruz? Neden dişlerimizi sıkıyoruz? Bruksizm, çiğneme kaslarının gece veya gün boyu sürdürdüğü aktiviteyle meydana gelen diş gıcırdatmaları ve diş sıkmaları olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre dişlerin doğru temaslarda olmaması çene ekleminde problemlere yol açabilir ve diş sıkma alışkanlığını tetikleyebiliyor. Günlük hayattaki stres ve anksiyete ise gece diş sıkma oranını artırıyor. Özellikle mükemmeliyetçi kişiliklerde ve aşırı endişeli insanlarda bu durum daha sık görülüyor. Peki sonuçları ne oluyor? Diş hekimleri bu problemin normalden 2-3 kat daha fazla kuvvetle birbiriyle sürtünen dişlerde aşınma, doku kaybı, kırılma ve çentiklere yol açabileceğini söylüyor. Bunlara ek olarak uykuda edinilen bu alışkanlık uyanıkken de devam edebiliyor ve bu durum çene eklemleri, çiğneme kasları ve baş boyun bölgesi için son derece tehlikeli sonuçlara yol açıyor. Peki neden uyurken dahi dişlerimizi sıkıyoruz? Doktor Kıvanç Cebesoy, ortodonti uzmanı 15 dakikalık konumuz için bizim yanımızda. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Çok yaygınmış diş sıkma ve giderek de artıyormuş galiba günümüzde. Neden? Sevgili Seda, bunun iki tane nedeni var. Bir, psikolojik diyelim. Stresler, gün içinde yaşadığımız stresler, kaygılarımız. Bu bizi tap seviyeye çıkarıyor ve dişimizi sıkıyoruz. Mesela dövüş sporlarıyla uğraşanlar, boksörler, hepsine bak yanakları, yani vücutları kaslıdır ama yüzleri de kaslıdır ve maskülen bir karakter vardır. Kadınlar da bu evet, sporla doğru. Uğraştığı zaman bakarsınız maskülen bir karakter vardır. Siz eğer kasın üzerine yüklenirseniz kas büyümeye ve gelişmeye devam eder ve büyür. Yalan kaçırıyor işin, değil mi? İşin şöyle garip bir yanı var. Mesela stresli bir hayatınız var, baş edemiyorsunuz. Doktora evet. Gidiyorsunuz ve doktor anksiyete ilaçları veriyor. Anksiyete ilaçları da diş sıkmayı arttırıyor. Prospektüsünü okuduğunuzda yan etki olarak diş sıkmayı arttırdığını gösteriyor. Yan etki olarak yazıyor mu diş sıkma? Evet, evet, evet. Birçok anksiyete ilaçları arttırıyor. Yani, dişini sıkarsınız. Antidepresanlarda böyle bir yan etki var. Diş sıkmayı kesinlikle arttırıyor yapılan çalışmalarda. Halbuki rahatlamak için alınan ilaçlar. Peki biz nasıl rahatlayacağız? Uykuda da rahatlayamıyoruz. Uykuda da sıkıyoruz. Uykudaki diş sıkma şiddetimiz gün içinde sıktığımız şiddetten 5 kat daha fazla biliyor musun? 5 kat daha sert ısırabiliyoruz dişlerimizi. Aman bugün tamam. Bir demiri birbirine sürtseniz, taşı birbirine sürtseniz ne
oluyor, ufalanıyor, yok oluyor. İşte dişlerinizin minisi de, kristal yapısı da birbirine sürte 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 gidiyor. Şimdi ben uzmanlık hayatımda, meslek hayatımda öyle vakalar karşılaşıyorum ki, normalde diş boyu 8-10 milim diyelim. Hı hı. Sıkmaya ve aşınmaya bağlı 1,5 milime kadar düşüyor. Ya diyorum farkına varmadın mı bunun? Yani dişlerinin %80'i yok. Evet evet, ne yapacağız peki? Ama kökler çok sağlam. Hı hı. Bunu nasıl rekonstrükte edeceğiz? Çünkü dişlerimiz bizim konuşmamızı etkileyen fonetik organlarımız, çiğnememizi etkileyen, yemek yeme konforumuz bizim için çok önemli. Bunu 100 yaşında da buna ihtiyacımız var. Yani dişlerimizde aslında hekimlikte bize şu yemini ederiz biz, Hipokrat yemininde. Önce hastaya zarar verme, bırak tedaviyi. Primum non nocere miydi? Öyle söylüyor galiba Latince'de. Önce zarar verme, hepsini çekeceğim. Çok korkunç bir şey. Oralara hiç girmeyelim. Şimdi bu psikolojik yapı zaten günümüzde veba gibi. Yani herkesin psikolojisi bozuk. Şimdi bazen genç çocuklar geliyor. Ben ortodonti uzmanı olduğum için büyüme gelişim dönemindeki yüz ortopedileriyle de çok ilgileniyorum. İşte yüzünü beğenmiyor, burnunu beğenmiyor. İşte ben dişlerimi düzeltirken burun ameliyatı olsam nasıl olur diyor. Aradan ya onu da çıkaralım. Diyorum, gel buraya diyorum, elini tutuyorum. Seni diyorum, doğru söyle. Annem mi sevmedi, babam mı sevmedi? Şimdi diyor ki, ya diyor, ikisi de beni çok seviyor. İkisi de sevmedi hocam. Yani şimdi burada, hayır diyorum, ben senin yaşlarındayken şöyle düşünüyordum. Çok yakışıklıyım ya. Ne kadar fit bir vücudum var. Gideceğim, spor yapacağım, dışarıda oynayacağım, sokakta oynayacağım ya da ders çalışacağım. Hedeflerim vardı. Ama şimdi gençlerde de özellikle bu yaş o kadar çok düştü ki yüzünü beğenmiyor, gülüşünü beğenmiyor, burnunu beğenmiyor, kaşını beğenmiyor. Bu da onlarda stres yarattığı için mi diş sıkmalar artıyor sizce? Şimdi şöyle bir durum da var. 8 yaşında, 9 yaşındaki çocuklar da dişini sıkıyor. Gece çatır 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 diş sesleriyle siz bize geliyorlar diyor. Siz hasta geldi size ve bir şikayeti yoktu. Örneğin diyelim ki normal rutin kontrolüne geldi. Evet, evet. Diş sıktığını hemen anlıyorsunuz. Hemen anlıyoruz. Neden? Peki ne yapıyorsunuz? Çözümü ne? Şimdi bir, çok hızlı bir şekilde dişleri koruma altına almamız lazım. Çünkü dişlerimizin kesici, öğütücü dişler, arka bölge dişleri üçgen şeklinde yemekleri daha iyi parçalasın diye sivridir. Eğer sen diş sıkma alışkanlığın varsa bu sivrilikler tıkır tıkır kırılıyor. Bu daha sonra ön kesici dişlerimizin de kırılmasına neden olur. Bunu çok hızlı anlayabiliyoruz. Bunu 8-9 yaşında çocuklarla. Bakarak da anlayabiliyor musunuz uzaktan? Kesinlikle anlayabiliyorum. Ben yapıyor muyum sizce? Bakayım, bence sende yok. Çünkü ve biraz sağ tarafta var. Köpek dişin çünkü sivri değil artık. Köpek dişin düzleşmiş. Senin dişlerin çok güzel. Şimdi bu gardı yapıyoruz ve bunu gece yatarken özellikle 5 hani kat daha fazla dişimizi sıkıyoruz ya. Dişlerimizi koruma altına alıyoruz. Ama bu sadece koruyucu. Diş sıkmayı engellemez. Bu eklemi ve dişin aşınmasını korur. Şimdi diş sıkmanın asıl anatomik olarak nasıl bir oluyor? Yani bizim hiçbir stresimiz yok. Çok mutlu bir hayatımız var ama dişlerimizi sıkıyoruz. Biz ortodonti uzmanları diş, çene, yüz bölgesindeki ortopedik tedavileri yapıyoruz. Yüzü 3 bölgeye ayıralım mı bizde? Ayıralım. Üst yüz, altın orak orta gibi yüz, bir şey yapacağız yani. Alt yüz. Aynen. Şimdi biz ortodontistler alt yüz ve orta yüzdeki gelişim bozukluklarını tedavi ediyoruz. Mutlaka görmüşsünüzdür. Çenesi öne doğru büyüyen yani çocuklara böyle maskeler takarız çene büyümesini frenlemesi için. Ya da alt çenesi geride olan insanlar vardır, çocuklar vardır. Ağız içi ortopedik aygıtlarla büyüme döneminde. Evet. Şimdi artık o teli de kaldırdık. Biz her şeyi şeffaf plaklarla tedavi edebiliyoruz. Ortopedik tedavilerin birçoğunu bu şeffaf plaklarla yine tedavi edebiliyoruz. Şimdi eğer sizin büyüme modeliniz, şimdi bunu ne olursunuz çok iyi anlamanızı istiyorum. Çünkü yüzümüz büyüyor ya ve bu büyümenin hızı ergenlikte mi? Ergenliğe girmeden hemen önce. Girmeden mesela önce. Kız çocukların yani 10,5 yaş, 11. Erkeklerde de bir yıl fazla. 11-11,5 yaş. Burada 11. Hızlı bir büyüme atağına giriyoruz. Şimdi üst çenimiz ve alt çenimiz, orta yüz ve alt yüz 3 boyutlu olarak büyüyor. Canavara dönüyor. Transversal yönde büyüyor. Gelişiyor. Güzel bir şey. Genç kız oluyor. O bebeklik yuvarlak yüzleri gidiyor. Doğru, zaten öyle demez miyiz? Yüzü oturdu artık. Ne kadar güzel mesela yani. Hatlarınız çok güzel. Çene çizgileriniz mesela. Dolayısıyla o çene çizgilerinin oluşabilmesi için 3 boyutlu bunlar büyüyor. Peki bu büyüme sırasında eğer alt çene posterior rotasyon dediğimiz aşağı ve geriye doğru büyüyorsa, üst çene anterior rotasyon dediğimiz öne ve geriye doğru büyüyorsa, bakın şu şekilde uzaklaşıyorlar üst çenemiz ve alt çenemiz. Suratınız nasıl olur sizce? Evet. İşte bravo, aynen böyle olur. Biz buna high angle, yüksek açılı çeneler diyoruz. Şimdi bu hasta ağzını kapattığında dişleri çok daha önce değiyor. Dolayısıyla onun diş sıkmaması için hiçbir neden yok. Çünkü o kapattığında zaten sıkacak. Mecbur sıkacak. Var mı çözümü?
Tabii ki var. Hı-hı. Büyüme döneminde yaptığımız ortopedik tedavilerle high angle çene açılarını düzeltiyoruz. Peki. Şimdi şöyle 3 tane çizgi çizeceğim size. Kulağımızın üstünden burun köküne giden çizgi. Tragus buradan kulak buraya. Kulak memesinden hop burun altına giden çizgi. Şu köşeden çene ucuna giden çizgi. Tamam. 3 tane çizgi. İşte bunların hepsinin açısı var. Yukarıdaki çizgiyle alttaki çizgi alt çene rotasyonumuzu bize veriyor açısı. Çok basit bu. Yani bunu bir radyolojik olarak muayene yaptığımızda saniyeler içinde söyleyebiliyoruz. Sen high angle'sın. Ne demek bu? Alt çenen geriye ve aşağı doğru büyüyor. Evet. Lütfen hemen buna bir maske takmalıyız. Yani bir ortopedik maske akşamları gece uyurken kullanacağı çok büyük asimetrik gelişimden, büyümeden çocuğunuzu kurtaracak. Tamam, şimdi bu tamam. Kişilerde zaten diş sıkma yani potansiyeli hemen çok olduğu aynen. için bunu bize anlatmış. Siz hiç diş sıktığınızı düşünüyor musunuz ya da yani... Sıkarım ben yani. Gündüz mesela ben değil ama gece büyük bir ihtimalle sıkıyorum. Bir de şey soracağım, gıcırdatma da oluyor. Evet işte bu gıcırdatma dediğimiz diş sıkma aslında. Öyle şimdi mi? Şöyle yaşla beraber de dişlerdeki aşınmalar oluyor. Çünkü ağzımız asitli bir ortam, yiyoruz, gülüyoruz, hı-hı. dişler birbirine çarpıyor. Dolayısıyla bu aşınmalar oluyor. Bu şu plakları soracağım diş sıkanlar için onlar kullanılıyor. Peki o bir tedavi mi yoksa sadece yani diş bravo. Sıkan bir insan bunu ömrü boyunca fırçalayıp her gece takacak mı? Çok sıkıcı ya. Şimdi gerçekten. Ya bunu anatomik olarak analiz yaptığımızda high angle'a sahip yüksek çene açıları varsa ömür boyunca dişini korumak istiyorsa takmak zorunda. Evet. Eğer ameliyat olmak istemiyorsa büyümesi bitmiş yetişkin hastada. Hı. Eğer çocukluk bunu yakaladığımız zaman zaten onu tedavi ediyoruz. Stresliyse artık stresli olma ya. Tamam mı? Yani stresli oldu, tamam. Kendini yani ömür boyu plak takmak zorunda değilsin. Yani... Evet. Bu koruma. Şimdi istirahat konumunda ben sizi izliyorum. Çok güzel, neşeli bir program oluyor bugün. Dişlerinizi görüyorum yan taraftan ve istirahat konumunda nasıl duruyorsunuz? İşte böyle duruyorsunuz. Hı. İstirahat konumunda bir insanın dişleri 2-4 milimetre ayrıktır birbirinden. Yani şu şekilde. Değmez. Dudaklar kapalı olabilir. O sana çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Ama istersen. Zaten alt dişler hep üstün içinde kalacak. İçinde kalacak. Doğru yani pozisyon. Doğru kesinlikle pozisyon sınıf. Ama istirahat konumunda arkadaşlar bunu izleyen bütün bizi izleyicilerimiz bugün mutlaka test etsin. Televizyon izlerken, bizi izlerken nasıl duruyorsunuz? Nasıl duruyorlar? Bakalım. Bu şekilde duruyorsanız sıkı sıkı kaslar, kapalı mı? Evet üst bu kaslar şimdi benim çenemde biraz bozukluk var. Yani dişlerimde boltun uyuşmazlığı var. Dolayısıyla üst üste değil. Yani seninki gibi dursunlar. Üst dişler yani. Önde olsun bravo. Tamam. Aynen. Ve bu şekilde duruyorsanız yanlış. Yani bir insan televizyonu bu şekilde izlemez. Tamam. Ama heyecanlanıyoruz yaparken... hocam. Hani ne yaptı? Evet. Ne diyor bu konuklar? Şimdi acaba hangi konuya geçecekler? Şimdi onu yapmayalım tamam mı? Eğer bu şekilde yapıyorsak ya da gece uyurken, şimdi ben diyorum Kıvanç Ebesoy rahatla, bugün çok güzel bir gün geçirdi rahatla. 3 defa kendime rahatla dediğimde ilk önce ellerimin çözüldüğünü, çünkü bazen şöyle görüyorum kendimse de, bu şekilde uyumaya çalışıyorum. Ben neden uyuyamıyorum ya? Neden? Sonra bir bırakıyorum ellerimi gevşetiyorum, ayaklarımı gevşetiyorum. En son hadi Kıvanç bir terslik var bu işte, dişlerimi gevşetiyorum. Yani aslında bilinç yani altında gün içinde hocam. Yaşadığımız... Stres ne ki hocam sizde? Stresli. Evet, stresi atın çıkarın. Yani bu nedir el, ayak falan? Bir de enteresandır. Mesela sabretmek için ne deriz? Dişini evet. sık. Tabii tabii mesela atasözümüz evet. var ya. Yani, yani sen sok. De biraz dişini sık biraz. Kardeşim. Yani ya ben nefesimi tutuyorum böyle yani böyle iş bitiyor. Ben, ben de yapıyorum hocam. Filan oluyorum böyle aynen konsantre olduğum zaman yüksek konsantrasyonda aynen. Aynen ben işte var ya yeminimiz hastaya önce zarar verme. Oyuncu yapalım o zaman hocam. Ya çok seviyorum tiyatroyu. Daha yeni kızlarımla pazar günü çok güzel bir oyuna gittik. Kokladık böyle o sahnenin kokusu çok güzel bir mesleğiniz var. Buyurun bizimkine de buyurun. Seve seve geleceğim. İnşallah geleceğiz. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür güzel ederim. Bilgiler için herkes şimdi kontrol güzel. Ediyor kendisini, tahmin ediyor. Çeneleri özgürlük. Şimdi buradan çeneleri, kontrol ediyor. Çeneleri özgürlük. Kontrol ediyoruz, evet. Bırakalım. Peki. Evet, dişini sık biraz işte diyoruz birilerine sabretmesi için. Az önce de söyledim. Ya da kendimize hadi biraz daha dişini sıkarsam şunu yaparım, bunu elde ederim diyoruz kendimize. Ama işte sabır öyle kolay değil. Çünkü artık her şeye rağmen, her şeye hemen sahip olmak istiyoruz. Özellikle bu çağda. Evet. Oysa belki de önemli olan... Azıcık aşım, ağrısız başım diyebilmek. Gelsin mavi konu. Baş ağrısıyla nasıl mücadele edilir? En son ne zaman baş ağrısı çektiniz?
baş ağrılarından dolayı bazen kendimizi sıkışmış hissederiz. Onun pençesinden kurtulmak için elimizden geleni yaparız. Uzmanlar toplumda en yaygın rahatsızlığın baş ağrısı olduğunu söylüyor ve bu oranın toplumda %90'lara ulaştığını vurguluyor. Tüm baş ağrılarının %90'ını ise migren ve gerilim tipi baş ağrıları oluşturuyor. Stres, gün boyunca mavi ekrana bakmak, hava değişiklikleri ve hatta kafein kesintisi gibi çeşitli sebepler baş ağrılarının altında yatan gizli sebepler olarak gösteriliyor. Beynimizin karmaşık bir dansı olan bu acı verici deneyim bazen biz farkında bile olmadan yaşamımızın bir parçası haline geliyor ve kronikleşiyor. Peki ne yapmalıyız? Sizce hiç baş ağrısı çekmemek mümkün mü? Reklam arasından önce soruyu sorduk, bıraktık. 15 dakika süremizde işlemeye başladı. Profesör Doktor Burcu Örmeci, nöroloji uzmanı bizimle birlikte. Yalan konuşuyoruz. Acaba yalanların en çok söyleneni, yalan konuştuk, baş ağrısı konuşuyoruz. Evet. Ben de oradan oraya bir bağlantı kurayım dedim. En çok söylenen yalan başım ağrıyor olabilir mi? Olabilir. Ama değil bunu mi? Sadece kadınlar söylemiyor, erkekler de söylüyor. Oh. Şahidim. Ciddi diyorsunuz. Misiniz? Evet tabii ki. Başım ağrıyor. Başım ağrıyor. Benim ağrımıyor. Bana gelen oluyor öyle. Akşamları ağrıyor. Genellikle anladım. Bu tip baş ağrıları en çok. Neden başımız ağrıyor? Her şeyden ağrıyor. Yani şöyle birçok hastalığın bir belirtisi gibi kendisi başlı hemen başına bir hastalık mı? Yani baş ağrısı yapmayan hastalık yok gibi onu söyleyeyim. Yani enfeksiyondan tutun kalp hastalığına, akciğer hastalığından tutun romatizmal hastalıkları bütün hastalıklar baş ağrısı yapar. İllaki yapar. Başı ağrımayan insan benim hiç başım ağrımadı diyen oldu ama ben o insanların hayatlarının geri kalan kısmına şahit olmadığım için hani ömürlerinde hiç olmadı mıdır bilemem. Ama o güne kadar o güne kadar olmamış olması olmayacağı anlamına gelmeyeceği için bence olmadan ölmeyecekler benim inancıma göre. Herkes baş ağrısı yaşar. Herkesin ağrır diyor. Evet. Hocam. Ama çok yaşamadıktan sonra sorun yok. Yani bir insanın başının ağrıması kötü bir şey olduğu anlamına gelmez. Bu hemen hastalarımıza söyleyelim müjde olarak. Baş ağrılarının altında %90'dan fazla oranda bir sorun yoktur ama baş ağrısı kötü bir şeydir. Yani ne zaman mesela başım ağrıyor. Yani ne zaman endişelenmeliyim ve artık bir doktorun başınız benim başım ağrıyor diye kapısın. Endişelenin. Çünkü ağrıdan endişelenmek illa kötü bir şey olduğu zaman olmak zorunda değil. Başınızın ağrıyor olması endişe verici bir şey zaten. Hayat kalitesini bozuyor. Niye başınız ağrısın ki? Hmm. Ağrımasın. Vardır bir nedeni. O da çözülür. Her tarafı saydınız zaten. Ama hocam, şöyle yani bir şey olamaz. Hayır ama onlar baş ağrıdı. Evet, ama canım sıkıldı, kötü şeyler. Başım yani ağrıdı. Kötü şeylere i̇şte bağlı çok ağrılar. Yemek yedim başım ağrıdı. Lodos esti başım ağrıdı. Hayır her lodos esmesi başı ağrıtmaz. Migrenlilerde lodos başı ağrıtır canım. Yani her lodosta herkesin başı ağrımaz ki. Migrenliler toplumun %3-4'ü. Yani o her lodos estiğinde herkesin başı ağrımıyor. Migrenlilerin lodos estiğinde başı ağrıyor. Migreni olmayanların ağrımıyor mu? Yok. Ağrımıyor. Niye her lodosta herkesin başı mı ağrıyor? Herkesin ağrımaz ama vallahi çoğunluğun ağrır diye düşünüyordum hayır, ben şimdiye kadar. Sizin sadece etrafınızda çoğunluk bizim olabilir. Bizim çevreye demek ki. Çünkü migren sosyoekonomik düzeyi yüksek insanlarda yoğunlukla görülür de o yüzden. Ha. Bunun MS açıklaması ne? Gibi. Bazı hastalıklar sosyoekonomik düzey yüksek insanları tutmayı seviyor. Bunun tam mekanizmasını bilmiyoruz ama mesela MS de öyle bir hastalıktır. Migren de sosyoekonomik düzeyi yüksek insanlar ya da daha çok. O kişilerde tanı konma olasılığı daha yüksek olabilir. Hani o, yani köylüde şey daha hocam, az tanı konuyor olabilir. Hani ben zenginim, başım ağrıyor. Hayır, öyle değil. Patofizyolojisi var. Yani ben hani sanatsal olarak sanatsal bir havalı tarafı var havalı migreninde. Benim kesin. Migrenim var. Tabii hava çok havalı. Adam zengin yani. Tabii yani ondan ağrıyor. Tabii. Ama da, her nöroloğunda yani migreni vardır kesin. Mesela. Biz evet. De havalıyız. Tamam. Migreni olmayan nörolog yok. Öyle mi? Çok havalıyız. Geleneksel yöntemler var baş ağrılarıyla başa çıkmak. Var ve çalışıyor. Çok haklılar. Ben atalarımıza bu yönden çok takdir ediyorum.
Çünkü dokunma duyusu ağrı duyusunu geri plana itiyor. Çünkü hiyerarşik olarak daha üstün bir duyu. Beynimiz aynı anda iki duyuyu algılamakta çok başarılı olmadığı için bir duyuyu ön plana çıkarıyor. Dokunma duyusunu devreye sokarsanız ağrı duyusu daha ince liflerle iletildiği için geri planda kalıyor. Bu yüzden sıkarsanız, masaj yaparsanız, ovalarsanız ağrı geri plana düşüyor. Bu yüzden sıkıyorlar, masaj yapıyorlar. Evet. Ya da işte dizi ağrıyormuş eskiden babaannelerimizin, dağılıyorlarmış. Dağlamayı bilir misiniz? Yani kızgın demirle dize basılıyormuş dizleri. Hani atlara böyle damga vuruyor. O damga. Onun gibi dize kızgın demiri kızgın. Ama ağrıları geçiyor. Geçiyor. Geçiyor tabii. Yani ne kadar dayanılmaz bir ağrıysa yanık ağrısı çekmeye başlıyor olabilir mi? Yani o noktada ama o kadar derin ağrı ki milattan önce 3000'lerde Sümer yazıtlarında şairi belli değil. O zamanlar şey yok, şairler belli değil. Anonim. Şiir var anonim. Migren benzeri bir ağrı tarif ediliyor. Adam şiir yazmış, ölmek istediğini anlatıyor. Of. O kadar. O kadar. Sümer yazıtlarında baş ağrısını milattan tarif önce etmişler 3000, yani. Tabii öyle ki. Mi? 3000. Ölmek istiyor ya, böyle bir şey. O yüzden hani ağrının altında ölümcül bir neden olmak zorunda değil biz ağrıyı tedavi edelim diye. Ağrı zaten başlı başına hayat kalitesini bozan bir şey. Ölümcül. Hasta geliyorsa doktora benim başım ağrıyor diye, tetkiklerinde kötü bir şey çıkmak zorunda değil tedavi edilmesi için. Başının MR ağrısı çekiliyor, tetkik yapılıyor, her şey normal. Seninki psikolojik deyip gönderemezsiniz. Psikolojik veya değil. Tabii. Tetkiklerinin normal tabii olması hastayı gönderebileceğiniz anlamına gelmez. Hasta gelmişse başım ağrıyor diye, o hastayı tedavi etmek durumundasınız. Çünkü sadece hastanın başı ağrısıyla kalmaz. O hastanın etrafındaki herkesi sorunudur tedavi o. Tedavi etmeniz lazım. Hayır. Sorun herkesin sorunudur. Tabii tabii. Bir peki, kişiyi tedavi edersiniz, birçok insanın sorununu çözersiniz. Meslektaşınıza gidiyorsunuz, başım mı ağrıyor diyorsunuz. Benim başım ağrıyınca evet, mı? Ben başım ağrıdığı için nörolog oldum ya. Ben ortaokulda, lisede neler çektim. Ben gece kalkar uyandırırdım annemleri, kusardım. Midem bulanırdı. Babam sodayı suyuyla soda karıştırır, içirirdi bana. Onun için nörolog oldum. Ay hayır. Ama muhtemelen belki hani rahatlatmak. Kafamı oynatamazdım. Kafamı kaldıramazdım. Zong zong. Tek tarafta çocuğun başı mı ağrır? Ben görmüyorum derdim tahtayı. Muhtemelen görme bozukluğum da ağrımı tetikliyordu. Çocuğun gözü mü bozulur? Şimdi babam annem cahil insan değildi de eskiden öyleydi küçük yerlerde. Evet. Eskiden derken ben bayağı yaşlıyım da biraz. İşte neyse. Hiç öyle değilsiniz bence yani. Gerçekten. O zamanlar öyleydi. Sonra benim siz zamanımda. Şey mi, geriye doğru. Sonra ben büyüdüm. Yani siz de bunun sonucunda başınız ağrıdı ve nörolog mu oldunuz? Vallahi ben 10 evet tercih yaptım. Onu da nörolojiydi tuttum. Kendini başka tedavi etmek şey için diyorsunuz. Aileler şey yapar ya Seda. Bak beni ileride iyileştirirsin, sen doktor ol derler. Siz kendiliğinizden. Ben yani ben doktor olacağım diye başladım yoluma. İlkokul daydım. Doktor olacağım dedim. Doktor oldum. Nörolog olacağım dedim. Nörolog oldum. Oradan gittim. Şimdi bizim geleneksel yöntemlerden bahsettik. Hatta siz dediniz ki Sümer yazıtlarında bile var. O aradaki dönemde işte Mısır'da, Roma'da, Yunan'da neler denemişler? Bitkisel dağlama yöntemler falan mı başka? Şimdi eskiden migren, migreni migren, yani adının migren olması değil de migrenle uyumlu baş ağrısını tanımlayan ve bunun bir hastalık olduğunu tanımlayan ilk tıp adamı Hipokrat zaten. Ondan önce migren tanımlanıyordu. Bunun hep kötü ruh, cin, büyü gibi ya cadı da işte cadı işte gibi böyle hep doğaüstü güçlere atfediliyor. İbrahimi dinler yani tek tanrı dinler ya da işte şaman dinleri büyü falan olduğu zaman da hep ceza işte günaha karşı falan gibi sen düşünülüyor. İlk kez Hipokrat bunun bir hastalık olduğunu tanımlıyor. O zaman adı migren değil ama tanımlama migrene uyuyor. Bugünkü migrene uyuyor. İşte bilinen büyük adamlar halkımızın tanıyacağı kim var? Darwin var. Evet. Kim var? İşte büyük adamlardan Sezar var mesela. Bunlar migrenden çok çekmiş insanlar. Anladım. Çok büyük insanlar ve kafasını delmişler insanların. Hoş gerçi o epilepsiden de olabilir de
kötü ruhların, kötü buharın kafadan çıkıp gitsin diye. Epilepsiyle karışıklık var orada ama zaten epileptik krizlerle migren krizleri de birbirine karıştırılıyor. Böyle migren için yeni ilaçların haberleri hep yapılıyor. Evet. En son yeni bir ilaçtan bizim daha söz ediliyor. Bizim çoktan bildiğimiz ilaçları yeni bir ilaçmış gibi lanse ediliyor basın. Yok mu böyle yeni mucizevi? Ya var. Şey. Mesela son zamanlarda migren aşısı denilen halk arasında CGRP antagonistleri var. Çok etkililer mesela mucize. Ama maalesef 4-5 aydır bir ara piyasada Türkiye'de çok güzel çok güzel tedaviler yaptık. Yine kayboldu ama şu aralar tekrar şükür yine piyasadalar. Tablet şeklinde çıkan formu yeni diye lanse ediliyor. Şu an haberlerde onlar var. Türkiye'de tablet olanı yok. Ama aşı olan yani iğne olanı var ayda bir kere yapılıyor. Çok güzel etkileri var. Siz mesela, yaptırdınız mı hocam? Benim şu an o kadar kötü değil. Ben, ha kötü değil. Hocam ben 20 küsür yıldır nöroloğum ya. Tamam. Ben çoktan hallettim o işi. Merak ediyorum. Benim şu an ona ihtiyacım yok. Ama mesela diş sıkmayı konuştuk ya az önce. Evet. Şimdi o plaklar koruyor siz dediniz ya sürekli mi takacağız? Aslında diş sıkma, botoksu gibi tedaviler falan da baş ağrılarını, migreni falan çok tetikler diş sıkma. Aa evet. Yani bir insanın diş sıkması varsa diş sıkmayı çözmeden migreni çözemezsiniz. İkisini bir arada paralel tedavi etmek zorundasınız mesela. Zincirleme reaksiyonu. O da işe yarar ama tek başına yaramaz. Yani çünkü migren bir hastalıktır. Migren sadece baş ağrısı değildir ki. Mesela genç kadınlarda migren inme nedenlerinin arasında önde gelir. Migren tek başına bir baş ağrısı olmadığı için bir arada değerlendirilir. Bir de baş ağrısı denildiği zaman sadece migren akla geliyor ama küme baş ağrısı, hemikranya kontinya, işte sunk dediğimiz böyle Bir sürü trigeminal nevralji baş ağrılarımız var. Onları hiç anlamadık özel, tabii biz. Anlamadık. Özel, işte, özel ilaçlar yani belirli ilaçlar gerektiren baş ağrıları da var. Tanının doğru konulması önemli. Evet. Onlar o ilacı vermezse iyileşmeyecek baş ağrıları. Hani adını ben zikrettim anlamayacağınız şekilde. Çünkü %1'den az görülüyorlar. Çok anlamanıza gerek yok. Yok hocam sadece, ben anladım yani. Burak hocam. Şöyle. Hani doktora gidilmesi lazım. Her baş ağrısı başım ağrıyor deyip geçilmemesi lazım. Sadece halkımıza şunu söylemek istiyorum. %99 altında ölümcül bir şey yok. Ama kanser altın, miyim ben? Başım ağrıyor. O Türk hani filmlerinde var. Tümör o Türk var. Filmde. Evet. %1'dir baş ağrısının altından tümör çıkma olasılığı. Tamam. %1. İşte bu. %99 tümör yok. Ama baş ağrısının altında tümör yok diye baş ağrısını tedavi etmeyeceğiz diye bir kural da yok. Ya yok. Tedavi etmemiz gerekiyor. Türkiye'de maalesef tedavi edilmesi gereken hastaların %10'u tedavi ediliyor. Baş ağrısından. Evet. %10'u. Yani sadece evet. %10 Türkiye'de tedavi ediliyor. Yani çok uzun süre olmadıkça ben doktora insanların gittiğini gerçekten düşünmüyorum. Kendim de bir iki ama gün başım ağrıdığı kötü. Zaman yani, hiç de kaygılanmıyorum. Ha başım ağrıdı diyorum. Başım, milli ekonomiye zarar. İçmiyorum ama geçiyor. Ben baş ağrısı ne demek olduğunu çok iyi bildiğim için baş ağrısıyla geçilen bir güne çok üzülüyorum çünkü ömrümüz sınırlı. Yani evet, ben sınırlı bir ömrümde doğru. Neden bir günümü baş ağrısıyla boşu boşuna geçireyim ki? Benim sevdiğim o kadar çok insan, yapmak istediğim o kadar çok aktivite, nefes alacağım güzel günler varken neden ben baş ağrısıyla bir günümü odada tabii geçireyim? Orada ağrı kesici iş kolay yöntemleri tercih hani edebiliyoruz. O da evet ama ağrı kesiciyi uygun kullanmamak da kötü ve onun da ağrıya neden olma potansiyeli var. Yani kötü kullanılan ağrı kesici de ağrının kaynağı olabiliyor. O da yanlış. Ama ağrı kesiciyi kullanmayayım demek de çok yanlış. Evet. Ağrı kesici kullanmamak da çok yanlış evet. Bir şey. Ağrı sıklığını azaltacağız. Ayda 4'ün altına mutlaka düşüreceğiz. Ama ağrı olduğunda ağrı kesiciyi mutlaka kullanacağız. Yani tamam. Burada ağrı kesiciyi kullanmamak marifet değil. Yok yok kullanıyoruz. Kullanmak da ama sık kullanmak da çok yanlış. Kullanmamak da marifet evet. Değil diyorsunuz. Peki böyle yediğimiz içtiğimizle ağrı baş ağrısının bir ilgisi alakası var mı? Olmaz olur mu? Ağrınızı tetikleyen bir şeyin olup olmadığına dikkat edin. Bu sizin sorumluluğunuz. Herkes de farklı bir şey olabilir mi? Herkes de farklı ben olabilir. Ben kahve içmezsem oluyor. Çünkü İçtim. Her İçmeden gün içiyorsunuzdur. Bağımlısınızdır. Tabii, evet. O yüzden. Kafein bağımlılığınız varsa bu aslında bir ağrı kesici bağımlılığıdır. Çünkü kafein aslında bir ağrı kesicidir. Eğer kahve içmeyen bir insan olsaydınız kafein içtiğinizde ağrınız geçerdi. Ya. Siz kafein İçme. Bağımlısı olduğunuzda içmediğinizde başınız ağrır. Oldum. Peki evet. Mesela elma ağrı kesicidir deniyor. Var mıdır bir etkisi öyle?
başım ağrıyor bir elma yiyeyim. Miktarıyla ilişkili bir şey. Bir de herkes de çalışmaz. O bazı insanların böyle özelliği olabilir. Sizin verebileceğiniz örnek var mı öyle enteresan? Ağrı kesici olarak. Evet, evet. Yani ben bunu içiyorum ve bunu yiyorum ve ağrım geçiyor diyen ben hastanız kahve, falan oldu mu hiç? Ben mesela bir parasetamol basit ağrı kesici, hı hı, üstüne bir kahve, ben de basit tamam ağrılarımı başlangıçta yakalarsam çözer. Kendinizde böyle çünkü bir tedavi uygulayabiliyorsunuz. Çünkü ben kahve bağımlısı değilim. Sırf kahveyi ağrı kesici olarak kullanabilmek için. Güzel. Nefes teknikleri gibi şeyler işe yarar mı? Özellikle işte diş sıkmaya konuşurken yine doktor beyin dediği gibi gece gevşetme tekniği, kendinizi rahat zannediyorsunuz ya yatakta, o kadar kasılısınız ki bilinçli olarak gevşetmeye çalışın. Bakın Allah, ne kadar kasmışım kendimi. Çene değil, yanaklar en çok kastığımız yer. Ya. Gece bir yanağınızı gevşettiğinizde bir bakın ne kadar yanağınızı kastığınızı göreceksiniz çeneyle birlikte. Eller. Çok güzeldi Burcu çok Hocam. Güzel. Teşekkür güzel ederiz. Gerçekten. Aslında çok baş ağrısı çok bundan konuşulacak bir şey bu kadar ama zevk alacağım. Baş ağrısı bu kadar. Evet, keyif alacağımız enteresandı gerçekten. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şimdi evet gerçek anlamda olmasa bile mecazda başımızı ağrıtan öyle bir konu var ki işte bu konu bütün ne yazık ki çocuklarla alakalı bir konu. Çünkü ülkemizde ve tüm dünyada alarm zillerinin çalmasına sebep oluyor. Cilt bakım ürünlerinin kullanım yaşı 8'e düşmüş durumda. Bizden yüz buldukları için mi böyle, yoksa başka sebepler var mı? Bu akşamın kırmızı konusu geldi bile. Çocuk cildi bakım ister mi? Çocuk cildi bakım ister mi? Cilt bakım ürünleri artık her yerde. Marketlerde satılıyor, internetten alınıyor, öneri üzerine kullanılıyor. Gece bakımı için ayrı, yaşlanma için farklı, ton eşitliğini, nemlendireni derken önümüze yüzlerce seçenek çıkıyor. Sizce pek çok farklı kullanımı olan bu ürünleri çocuklar neden kullanıyor? Sosyal medyanın etkisiyle cilt bakım ürünlerinin kullanım yaşı 8'e kadar iniyor. Dermatologlar, çocukların takip ettikleri sosyal medya fenomenlerinin videolarındaki ürünleri kullandıklarını ve bu durumun tehlikeli boyutlara ulaşabileceğini vurguluyor. Araştırmacılar, yanlış kullanılan ürünlerin bıraktığı hasarın geri dönüştürülemez hasara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Peki sizce çocuklar neden cilt bakım ürünlerine bu kadar kolay ulaşıyor? Çocuk cildi gerçekten ne kadar bakım istiyor? Kırmızı konumuz 15 dakika süremiz, 2'de yeni konuğumuz var. Hemen tanıtayım. Doçent Doktor Ezgi Özkur, dermatolog, hoş geldiniz. Ve Profesör Doktor Burak Doğan Gün, çocuk ve ergen psikiyatristi, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Şimdi biz programın bir yerinde de konuşmuştuk. Dişleri konuşurken hani Burak Bey hatırlarsınız, çocukların yüzünün oturması diye bir şey var. Hep oturması, de yüz konuşuyoruz. O oturma oradan ergenlikten buraya sonra oluyor. Oradan geldik gerçekten de. Ama çocuklar daha ergenliğe girmeden kozmetik işine giriyorlar. Ne yazık ki işte 8'e kadar düşmüş bu da. Feci bir şey gerçekten. Dermatologlar diyorlar ki bunun geri dönüşü olmayan hasarı olur. Öyle mi gerçekten? Yani olabilir tabii. Ya bunun aslında temel sebebi, Burak Hocam da birazdan anlatır, sosyal medyanın buyurun bu kadar... iki Burak, diğer Burak. Ne yapsaydık acaba? Peki. Sosyal medyanın aslında bu kadar aktif kullanılması. Siz de görmüşsünüzdür yani bu. Yani ilk ve tek neden mi? İlk ve tek yani mesela kozmetiklerin ulaşılabilir olması, markete olması, gittim raftan aldım tabii gibi şeylerde var mıdır? Stratejilerin artması, internet alışverişi. Tabii bu kadar internet erişimin kolaylaşması, daha düşük yaşa düşmesi hepsi geçerli. Erkek ama birinci konu ayrımı var mı? Ya tabii pardon ki hocam, kız çocukları daha öncelikle önde ama erkek çocuklarında da var. Bu erkek çocuklarında ben özellikle şey görüyorum, bana geliyorlar kliniğe, bu Korean Glass Skin istiyoruz. Hani camsı ve böyle tek renk, tek ton. Sedefi bir cilt rengi. Bu Korean Glass Skin dedikleri bir öyle akım. Öyle mi? Koreli cilt. Ergenlik döneminde. Evet, ergenlik döneminde. Koreli. Yani benim derim öyle mi olsun istiyor? Krem öyle istiyor. Evet, ya bunun için bir işlem, bir krem, bir şey. O şekilde görünmek istiyor. Ya bu çok gerçekçi değil. Zaten şu anda filtre evet, var. Evet, hiçbiri gerçekçi değil. Evet, makyaj var ama onu istiyor. Ya bir tane sivilceyi kafasına takan, ağlayan böyle gerçekten algıyı bozuyor. Tamam, size zaten ben aslında onları Burak Hoca ile konuşacağım da size o cilde veren
gelen hasarı tabii konuşmak istiyorum. Evet. Bu yani küçük çocukların makyaj ve bir de bakım. Şimdi bakım gibi de bir şey çok öne çıkıyor. Maske yapıyor 8 yaşında, 9 yaşında çocuk. Evet. Kağıt maske gördüm. Alıyor, başka maske takıyor. Ya burada tabii bizim söylediğimiz zaten ergenliğe kadar en önemli şey temel cilt bakımı. Güneşten korunmak. Ergenliğe kadar. Evet, hijyenik şeylere özen göstermek, nazik bir yıkama jeliyle yıkamak, cildi kuruysa nemlendirmek. Şimdi bunun pozitif yanları da var aslında cilt bakımının hayatımıza girmesinin. Mesela nedir pozitif yanı? Bir araştırma yapmışlar. Çocukluk çağı egzaması olan çocuklara anneler çocukluk çağından itibaren düzenli nemlendirici sürerse erişkin hayatta daha az egzama gözlemişler. Mesela bir artısı. İki, güneş yanığı, eskiden biz geçirdik ya böyle kıpkırmızı olurduk, su toplardı falan. Yoğurt sürerdi. Mesela sonradan gösterilmiş, sürmüşsünüzdür. Biz öyle sürüldük evet. Yani. Sonradan gösterilmiş ki melanom deri kanseri riski artıyor. Her güneş yanığında ileriki hayattaki melanom kanseri riski biraz daha artıyor. Mesela güneş koruma bilinci geldi. Ya böyle aslında iyi yönleri de var bunun. Ama kötü yönleri ne? İşte o gördüğümüz influencerlar bin kat şey sürüyorlar. Çocuklar da bunlardan etkileniyor gerçekten. Ne dönüyor bize? Egzama olabiliyor. Alerji olabiliyor. Cilt bariyerini bozabiliyor. Ergenlerde yani bizim aktif içerikleri, salisilik asit, retinoid gibi daha çok ergen değil, matür ciltlerde kullanıyoruz. Veya bir problemi varsa, aknesi varsa o zaman kullanıyoruz. Ne yapıyor çocuk? Bunu erken kullandığında cilt bariyerini bozuyor. Tam tersi güneşe karşı hassasiyet gelişiyor. Kızarıklık gelişebiliyor. Daha sonra bunlarla uğraşıyoruz. Tamam. O yüzden eğitim önemli. Cilt sıkıntısı saydınız. O cilt bariyeri kısmını biraz daha sormak istiyorum size. Peki, birazdan ama. Aynı zamanda güneşe de çıkın diyor doktorlar. Hani D vitamini falan diye. Hani güneşten korunun, güneşten kaçın demek değil, değil mi bu? Yok, bu tamamen güneşten kaçmak değil aslında. Güneş yanığı olmamak. İşte yanığı olmamak ama belirli bir şey. Aynen 15 dakikaya kadar zaten vücuttan alınan güneşin D vitamini sentezi için yeterli olduğunu düşünüyorlar. Tamamdır. O yüzden bunun için ekstra bizim bahsettiğimiz burada güneşlenmek, solaryuma girmek, yanmak, kızarmak bunlar en tehlikelileri. Özellikle sarışın ve kızıllar için. Evet. Peki hocam. Güzellik meselesi mi var bunun altında yoksa tamamen pazarlamaya bir teslim oluş mu? Bu araştırılmış kısmen. 2023'te yayınlanan, Amerika'da yayınlanan bir çalışmada 12 yaş altındaki çocuklara bakılmış. Ve bu çocukların %48'inde o çocuklardan, 12 yaş altı çocuklardan daha güzel olayım duygusuyla, düşüncesiyle, arzusuyla öyle diyelim çeşitli maddeler kullandıkları öğrenilmiş. Ama bir kısmı da oyun oynuyor. Yani daha ufak çocuk oyun oynamak amacıyla bunu yapıyor. Ya da işte %12'lik kadarı da düzenli olarak bunu yapıyor. Demin hocamın bahsettiği gibi yani influencer olma yolunda bir başka deyişle görülmek için, bir başkasının beğenisini almak için düzenli bir şekilde bunu yapıyor. Günde 8 saatin üzerinde bu maddeler vücudunda, cildinde kalabiliyor. Oyun gibi başlayan bu süreç. Peki aslında, o oyun gibi başlayan süreç oyun olarak kalırsa bir sorun teşkil etmez mi? Tam tersine. Yoksa o ona doğru yani illaki büyür ve başka bir yere influencer taklitçiliğine doğru gider mi? Çünkü aklıma şu geldi siz oyun deyince. Gerçekten ben de küçüklüğümde yani ne yapardık örneğin? İşte birbirimizin saçlarıyla oynardık, kuaförcülük oynardık. Şey. Şimdi onun başka bir versiyonu olarak çocuklarda görüyorum ki işte maske yapıyorlar, birbirlerine bakım yapıyorlar. Şimdi burada böyle kalırsa herhalde bir sorun yoktur. Tam tersine iyi bir şey. Oyun. Oyun oynanmasını biz istiyoruz. Yani play. Mış gibi oyun, sembolik oyunu istiyoruz da oyuncakla yapmalı. Burada önemli olan şey yetişkinlere düşüyor. Yani çocuğun oyun oynaması gayet iyi bir şey. Çocuk çünkü özdeşleşim kuracak. Yani kendine örnek alacak. Küçük bir kız çocuğunun özdeşim kuracağı, örnek alacağı kişi kim? Ağırlıklı olarak annesi olacak. Mış gibi yaparak ya bebeğini süslemesi ya kendisine annesinin o makyaj malzemesini açmadan ya da alınan oyuncakla mış gibi yapıyor olması tam tersine iyi bir şey özdeşleşim açısından. Ergenlik döneminin en temel sorunu olan kimlik gelişimine pozitif bir katkı verecek. Ancak burada sıkıntı yetişkinlerde. O da şu, şöyle düşünelim. Şurası. Bakılmak, görülmek, bir de gösterilmek gibi indirekt bir durum var ki maalesef çocuklar bugün için sosyal medyada ya da medyada nesne halinde kullanılabiliyorlar. Bunun altını çizmek yetişkinlerin lazım. Yetişkinlerin çocukları kullanmasından mı söz ediyorsunuz? Evet, bundan söz ediyorum. Hatta
ebeveynin, anne babanın çocuğu sosyal medyada bir nesne olarak kullanmasından da söz ediyoruz. Azımsanamayacak oranda. Sosyal medya değil de dizi filmlerde görüyor. Bile biz kullanılıyor çocuklar. Yani bence çok yanlış ama o da bir gösterme değil mi sizce? Evet. Yani bizim sektörde çok var. Evet. Çocuk oyuncular eğer eğitimini alıyor ise ve yapılan işin manasını çocuğu koruyarak, manayı çocuğa aktarıp artı onu koruyarak, o settingi oluşturarak yapılırsa gelecek problem için yok. Belki olabilir. Problem yok. Ama tabii ki burada önemli olan şey ihmale gitmemek. Yani çocuğu ihmal etmemek, çocuğa zarar verecek ortamlardan onu koruyabilecek durumları oluşturmak. Evet. Yetişkine çok ciddi bu anlamda görev düşüyor. Cilt bariyerinin bozulması ne demek? Onu çok duyduk son günlerde. Cilt bariyerinin bozulması aslında mesela bu asitlerin yanlış kullanımı. Aktif içerikler dediğimiz salisilik asit, glikoyuk asit, retinoik asit herkesin elinde var. Belki yani sosyal medyayı görüyorsunuz. Asit ya. Yani neden zaten bir küçük çocuk yüzüne öyle bir şey sürsün? Bunlar yani aslında doğru yerde, doğru şekilde kullanıldığında çok etkili. Biz yetişkinler için. Ergenlerde de akne döneminde falan kullanabiliyoruz biz. Tedaviye destek aslında. Ama işte nasıl iyi cilde sahip oldum diye bu şekilde hani pompalanan bu reklamlar, ondan sonra bu influencerların yarattığı akımlar, işte 7 basamaklı cilt bakım rutini gördüm ben. Onu sürüyor, onu sürüyor, onu sürüyor, üstüne onu sürüyor, bir tane maske yapıyor, tekrar bir şey sürüyor. Yani bunlar cilt da... bakımında böyle 7 basamak hiç olmaz mı? Kaç basamak vardır? Yani basamak maksimum kaç basamak olur? Ne tedavi etmek istediğimize göre değişiyor tabii yani. Ama biz basitçe aslında özellikle o yaş grubunun ergenleri yıkama, kuruysa nemlendirme ve sabah güneşten koruma öneriyoruz zaten. Varsa bir akne tedavisi onu kullanacak tabii ki. O yüzden burada bu asitler pH'i cildiyle çok uyumlu olmadığı için çok fazla kullanıldığında. Bir de bu scrublar var, peelingler falan. Onlardaki küçük partiküller derinin yüzey tabakasını hasarlandırıyor. Bu da cilt bariyerinin bozulmasına sebep olabiliyor. O da ne yapıyor? Akneyi artırabiliyor, kızarıklık, döküntü yapabiliyor, pullanma yapabiliyor. Evet. 5.5'te yani, devam edelim. Belli bir yaşa gelen çocuklar işte markete de tek başlarına gidiyorlar ve bu markette ulaşabilecekleri bir takım ürünlerden reyonlarca böyle söz ediyoruz. Öyle olunca da gitmişken işte ekmek almışken bir de maskeyle çıkabiliyor tabii ergenlerde böyle bir sıkıntılar olabiliyor. Burada biz şimdi yasak dediğimiz zaman olmuyor. Tavsiye, nasihat hiç zinhar çok kötü bir şey zaten. Ne yapacağız? Şimdi öncelikle şunu bir görmek, hatırlamak ya da fark etmek gerekiyor ki eskiden ana erkil dönemden çocuk erkil bir döneme girdik. Ekonominin ve pazarlamanın getirdiği yanıltmayla. Şöyle ki yani alacağınız deterjanın, alacağınız mobilyanın, alacağınız arabanın bile markasını çocuk üzerinden pazarlamacılar ve reklamcılar sevgili dostlarımız bir şekilde dünya genelinde çocuğu çok öne çekerek yapıyorlar. Dolayısıyla çocuk aslında müşteri oluyor, bunu unutmamak gerekiyor. Evet. Böyle bir kısır döngünün olduğunu bilmemiz, hatırlamamız gerekiyor. Diğerinde çocuğa şimdi değil sonra mesajını verebilmek çok önemli. Yani sen de galiba çok merak ettin benim örneğin rujumu aldın, benim işte yanlış söylesem lütfen düzeltin, rimelimi aldın vesaire gibi şeyleri merak ettin. Ama dur bakalım sen büyüyünce, sen çok istiyorsan, merak ediyorsan al şu oyuncakla yapıyormuş gibi yapalım. Ama büyüdüğünde tabii ki bunu yaparsın ya da biz birlikte bir öğreniriz, birlikte yaparız. Şimdi değil sonra çocukta şunu oluşturuyor aslında. Öteleyebilmeyi, zaman kavramını frene basmalı. Eğer bu olmaz ise çocukta yavaş 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 gelişen doyumsuzluk, her şeyi anında isteme ve dürtüsellik, bunun sonrasında da mutsuzluk beraberinde geliyor. Dolayısıyla her şeyi tutturuyor. Böyle olunca siz yokuş aşağı giden bir arabada hiç frene dokunmamışken birden bu kocaman tankeri ya da aracı nasıl durduracağım diye kaygılanıyoruz biz yetişkinler. Ufak ufak tatlı tatlı, ben hep onu söylüyorum, sert değil ama tatlı net frenler yapmak lazım tatlı çocuğa. Tatlı net frenler. Tatlı, evet. Peki çocuklara öyle yani oyun bunu sürüyormuş gibi yap ama bunu mesela ergene diyemezsiniz. Ha, ergende işler değişiyor. Evet. Ergene girdiği zaman ergen tabii ki artık bedenini ayrı bir kimlik nesnesi olarak görüyor. Mahrem bir alan. Ergene artık bir miktar saygı duyacağız. Ergenin o özel alanına bir miktar geri duracağız. Ergene daha önceden atmış olduğumuz tohumların filizlendiğini varsayıp
ihtiyacın halinde gelip bana danışacaksın diyeceğiz. Aralıklarla kontrol edeceğiz ama asla onun alanını ihlal etmeden, intrüzyona girmeden, müdahil ve işgalci olmadan. Bu kolay bir şey değil yani. Tam ergen Türk aile olmaz. Yapısına uygun bir şey söylediniz hocam. Değil ama ufak ufak yapıyoruz. O kadar yani kötü değiliz sayın adaşım. Yani ufak oluyor diyorsunuz. Oluyor. Peki. Evet. Peki buralarda belki size de yine geliyordur. Şimdi Burak hocam örnek verince yine gidip kendi çocukluğumu aslında bir kız çocuğunun annesinin makyaj malzemelerini fırsat bulup karıştırmadığı herhalde geçmişinde yoktur. Siz de yapmışsınızdır. Ben de yaptım. Yani bu ama bir noktaya kadar belki tolere edilebilir her gün sürmüyorsa değil mi? Bunun kullanım süresi de cilt üzerinde etkili olsa gerek. Yani ne kadar zaman sonra artık tehlikeli diyeceğim ama çok az zaman kalmış. Kısaca toparlayabilir miyiz? Tamam, hadi. Şimdi şöyle, tabii ki ergenler makyaj yapıyorlar ve yapacaklar ve bunu duyduk evet. Hocamdan da bunu engellemek kendi iş dünyaları. Biz burada işte makyajı temizlemeyi, makyajsız hı-hı. uyumamayı, makyaj malzemesi seçerken neye dikkat etmemiz gerektiğini, non-comedogenic diyoruz işte komedonları, gözenekleri tıkamayan, oil free yağlandırmayan ürünler seçmesini öneriyoruz aslında ve temizlemelerini öneriyoruz. Peki. Çok teşekkür çok ediyorum. Harikasınız gerçekten. Ezgi Özkur, Burak Doğan Gün teşekkür ediyorum. 15 dakikalık bu sürede bizlere şahane bilgiler verdiniz. Şimdi 100 dedik hep baştan 100 diyoruz ya. Evet, kimsenin kolay kolay yüz çevirmediği, bilakis gördüğümüzde, kokladığımızda, tattığımızda yüzümüzü güldüren her derde deva, hastalara şifa konumuzla devam ediyoruz. Son konumuz gelsin Mavi. Çorba sadece bir başlangıç mıdır? Sizce çorba sadece bir başlangıç mıdır? Hastalara deva, soğuğa çare, evlerimize bereket olarak yerleşen çorbanın tarihi neredeyse 19 bin yıl öncesine dayanmaktadır. Mısır, Antik Yunan, Roma ve Bizans'ta temel tahıl malzemeleriyle yapılan çorbalar yüzyıllar boyu tüketilmiştir. Türk mutfağında pek çok çeşidi bulunan çorbanın farklı ülkelerde tüketilenleriyle çeşitleri yüz binleri aşmaktadır. Peki çorbayı bu kadar özel kılan nedir? Çoğumuz için çorba, çocukluğumuzdaki sıcak anılardır. Belki de annemizin veya büyükannemizin yaptığı özel bir tarifi hatırlarız. Bu tarif, aile bağlarını ve sevgiyi hatırlatan bir sembol olabilir. Uzmanlara göre özellikle zor geçen bir günün ardından bir tas sıcak çorba içmek stres hormonlarını azaltmaya ve gevşemeye yardımcı olabilir. Sizce bir tas çorba sadece yemek midir? Reklam arasında boş durmadık. Boş durmadık. Burada buyurun. Çorbalarımız var. Tam 17 çeşit çorbayla Bülent Yazıcı, çorba ustası bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hoş 17 yüzde kaçı? %50'si diyelim. O kadar. Evet. Ya biraz önce yaptık biz Bülent Üstad'la birlikte burada çalıştık. Şimdi ben görebildiklerimi bir sayayım. Bakayım orada neler var. Söyleyeyim mi? Hasta çorbası. Evet. Doğru mu okuyorum? Hasta çorbası. Evet, hasta çorbası. Analı kızlı. Öndeki natural kelle paça. O natural kelle paça, evet. Natural kelle paça. Evet. Analı kızlı. Çoban aşı. Evet. Yayla çorbası. Gerdan çorbası. Evet. O köfteli şivediz. Köfteli şivediz. Normalde etle yapılan bir şey. Bir de karışık şey, sebze var. Sebze o var, taraf evet. Böyle. Evet. Burayı kelle paça. Bu terbiyeli. Favorimiz. O? O kendi suyunda. O natural. Bu terbiyeli. Terbiyeli, evet. Peki. Madımak. Düğün. Kumbursiye, evet. İlk arpacık soğanlı. Duyuyorum. Bunun da hikayesi güzeldir bu. Antakya yöresine ait bir yemektir aslında bu. Arpacık soğan ve etle yaparlar. Tuzlu yoğurtla bağlarlar. Ama biz bunu çorba formatına sokup insanlara Antakya yöresine yemekten ait... Yemekten çorba mı çıkardınız? Yemekten çorba çıkardık. Güzel. Ama öyle, buna ne ekledik? Kızı da öyle değil mi hocam? Seda Hanım, buna mercimek ekledik, yarma ekledik, nohut ekledik.
Bir de bol arpacık soğan ve kuzu eti. Ve başka bir şey yok. Tuzlu zaten yoğurt, tuzlu yoğurt da bağlıyoruz. Yani tuzlu yoğurt. Tuzlu yoğurt özel. Peki. Öyle sayayım diyelim. Daha devamı tabii var. Kara lahana, işkembe, tavuk i̇şte suyu, evet, ezogelin ve çoban aşı. Ben de derin şimdi hikayesi olan. O hikayesini soracağım tamam, ama önce kumbursiyeyi anlattınız. Şurada bilmediğim bir şey daha vardı. Neydi o? Şu natürel şey yok. Yok. Hasta çorbası mı? Hayır, karışık sebze, yayla, çoban aşı. Aa tamam. Natürel kelle paça. Tamam, yok biliyorum. Yok, gerdanı biliyorum. Da biliyorum. Bu tamam. Da madımak var burada. Madımakta ne var? Madımak bu madımak otu iç Orta Anadolu, daha doğrusu Sivas, hı-hı, böyle Tokat, hatta onlar biz, hı-hı, daha çok tüketiriz, siz daha çok tüketiriz derler. Bu madımakın aslında özellikle bayanlar için söylüyorum, araştırsınlar. Kadın hastalıklarında çok iyi geldiğini biliyorum yani. Bunu peki da genelde yemeğini yaparlar. Bunu da çorba şeyine soktuk. Hı hı. Sivas'tan getirtiyoruz, kuruturuyoruz. İlk baharda. O taze geldiğinde, hı, bozulur. O anda kurutulması lazım. Çorba bizim için ne kadar önemli? Çok önemli. Çok bizim önemli. Kültürümüzde çok öyle. Yani kesinlikle. Sabah çorbayı içiyoruz. Çorbayı bir kahvaltı şekli olarak tercih ediyoruz. Kesinlikle. Peki şunu ne yapıyoruz? Onu da gece noktayı koyarken. Az önce bravo değerli hocamla onu söyledik ya. Sabah çorbayla başlıyoruz. Evet. Yok geceyi hocam, de çorbayla kapatıyoruz. Şu çorba önemli bir, evet, çorba. İşkembe çorbası. Kesinlikle. Evet, size işkembe çorbası. Yani peki şimdi işkembe çorbası, evet, gece çorbası gibi daha çok biliniyor. Sabahları özellikle şu çorba içilir diye bir şey var mı? Her çorba içilir de ama genelde bizim toplumda mercimek ve ezogelin. Şurada gördüğümüz, hı-hı, çorba ama Anadolu'da işkembe, hem Anadolu'da hem Trakya'da işkembeyi tüketirler çok sabah. Sabahta. Tabii. Sabah. Evet evet. Ben şöyle düşündüm çorba konusunda çalışırken bugün. İşkembe, mercimek çorbasını bence sevmeyen kimse yoktur. Ben ömrümde mercimek, tabii, çorbası sevmeyene rastlamadım. Herkes her şeyi sevmeyebilir ama mercimek çorbasını ben sevmiyorum diyen, bilmiyorum belki şimdi izleyiciler arasında ben varım. Tabii tanışmadık diyorlardır ama öyle bir özelliği var bence ülkemizde. Tabii var mercimek. Biz de şimdi favori en birinci sırada favori mı? Birinci sıradadır. İkinci sırada ne gelir? Yani ikinci sırada o sizin yöreye göre. Yöreye göre. Hmm. Yani sevdirmenize göre şöyle düşünün. Ben hayatında balık içmeyen adama balık çorbası içirdim. Hiç içmemiş. Balık yemiyormuş. Ama mesela çorbasını bunu, mı içirdiniz? Şey, kelle paçayı, evet, pek şey yaparlar böyle. Evet. İşte onu da böyle terbiyeyle yediriyoruz. Zorlanana yediriyoruz, sonra bir daha bu devam ediyoruz. Terbiyesiz olanı, bu terbiyesiz olanı. Bu terbiyesiz. Yemek, evet, daha mı zor? Ben de galiba hep terbiyelisin. Şimdi şöyle terbiyeli biraz daha o kokuyu alır. Az da işte limonun, yumurtanın, hı, ve az yoğurdun verdiği o şey, o tat. Terbiye. Az da hoş tutuyor. Ama, hı, natüreli tabii kellenin. Biraz doğal daha bir şey ağır var. Olabilir. Balık çorbasını nasıl içirdiniz? Ne yaptınız? Yani içirdim. Sonra da ben haftada 2 gün yapıyordum balık çorbasını. Onun yüzünden artık haftanın 5 günü yapıyorum. Sadece yani içirmekte kalmadım, bir de müptela ya ettim. Kesinlikle. Böyle kırlangıçtan falan değil mi? Çok aslında, güzel. Aslında hocam iskorpit. En iyi iskorpitten olur. Maalesef balıkçılar iskorpiti, aa, atıyorlar, getirmiyorlar. Ve satışı da yok. Yani çok etli bir balık olmadı. Balık çorbasına olmadı. En çok iskorpit mi tabii yakışır? Tabii kemikli bir balık olduğu için, hı, onun suyu önemli zaten. O yüzden de balıkçılar, çünkü para etmediği için balıkçılar tuttuklarını geri atıyorlar. Vay yani. Evet işte. Peki bu çorbanın bir hikayesi var. Evet. Çoban aşı çorbası. Tabii ki. Ben böyle bir göstereyim. Bunun içinde neler var? Ben sayayım size hemen hızlıca. Sayın. Çok bunun kıvamlı içinde, bir çorba, evet, bir defa. Kıvamlı bir çorba. Bunun yemek için, gibi. Bunun içinde, evet, nohut var, mercimek var, yarma var, pirinç yuvalaması var, bulgur köftesi var, mantı var. Biben yok herhalde. Sebze olarak ben hocam, havuç var, patates var, bezelye var, kuzu eti var. Mantı gibi bir şeyler var işte. Mantı da var. Mantı var. Kuzu eti var, artı kemik suyu var. Ben biraz yokum. ne ararsan var çorbası gibi. Tabii ki. Şöyle. Hikayesi de o yüzden merak ettim. Hikayesi şöyle. Biz babadan Karadenizliyiz. Anneden Güneydoğulu'yuz. Maşallah. Rahmetli babamız 4 evlilik yapmış. Her yöreden hızlıca anlatıyorum. Annem Güneydoğulu, Şırnaklı. Evet, ben bunu bakacağım. Evet. Ya. Orada bir çocukluğum geçti. Ön çocukluğum.
Annemgil'in köyünde şöyle bir gelenek vardı. Ay çok kötü ev sahibi, evet. Özür dilerim sizi. Siz devam edin. Kendine şeysin Müslümansın. Gerçekten ya. Siz köyde devam edin. Teşekkür ederim. Arada kaynasın. Şırnak'ta köyde, dedemgil'in köyünde ön çocukluğum geçti. O şöyle büyükbaş hayvan otlatan çoban, sabit çoban. Sabah gider akşam geldiğinde böyle bir saplı kovası vardır, yoğurt kovası gibi. Akşam yemeği için o evi, bütün evleri gezer. Hangi evde ne yemek varsa ona doldururlar birer kepçe. Akşam yemeği olarak onu yerler. Ben o yemekten yedim, yani bulundum. Ya. Şimdi hep tabii, evet hep böyle aklımda kalıyor. Mesela sizin eve geldi, sizin evde sebze yemeği var, bir kepçe koyarlar. Koydunuz. Yan tarafta kuru fasulye var, onu atarlar. Öbüründe pirinç var, onu aslında atarlar. Aynı kaba yani. Evet, kötü bir şey olurmuş gibi düşünüyor insan. İşte. Ama bu çıkıyorsa ortaya yani. Kesinlikle. Böyle bir şey çıkıyorsa. Evet. Tabii o zamanlar öyle bir gelenek vardı. Şimdi işte değişti tabii. Bu tabii oradan aklımda kaldığı için. Dayanışma. Bu yardımlaşma. İmece. Zaten çorba felsefesinde de öyle bir şey yok mu? Hani bir tas çorba, evet, paylaşım. Evet, kesinlikle şöyle. Çocukluğumda ufak kasabalarda hatırlıyorum. Köşe başında bir çorbacı olur. Oranın bütün mülki amiri orada toplanır. Tabii. Oradaki, bende de öyle statü yok benim işletmemde. Şey de gelir, CEO'su da gelir, kaportacının çırağı da gelir. Yaşıyorum onu yani. Ne güzel. Yan yana tutturuyorum. Bir statü yok. Evet. Önemli olan da o. Çorbanın güzel tarafı da bu. Türklerin hocam, en çok güzel, en favori çorbasının o zaman mercimek olduğunu söyleyebiliriz. Mercimek tabii. Peki. İslamiyet'ten önce Türklerde farklıydı yani. Omaç diye Orta Asya'da ilk Türklerdeki ismi. Omaç yani. Ama çorbanın asıl ismi İran ya da daha doğrusu Farsçadan gelme. Çorba adı mı? Çorba adı. Fars, bizdeki adı Farsçadan gelme. Şorba. Yani şorba. Tuzlu su. Daha doğrusu şorba. Tuzlu, şorba sıvı deyince, ve sıcak tüketilen. Sorpa çorbası aklıma geldi. Şorba ama işte sup da çok güzeldir Tatarların. Hind dilinden gelme İngilizlere. Bizi de karşılığı nasıl şorba ve çorba. Onlar da sup. Sup. Sup da aslında iyi beslenme. Yani tamam. Anlamı o. Sağlıklı. Sağlıklı beslenme. Çok i̇şte sonradan tabii. İslamiyet'ten sonra mesela Osmanlı'da balık çorbası vardı. Saraylarda çorba önemli bir. Tabii, kesinlikle. Tabii. Balık çorbası, ciğer ezmesi çorbası, işte tarhana sonradan gelişmiş. Osmanlı sarayında en çok mesela onlar varmış. Mesela sarayda en çok ne yapılıyor? Yani işte bizim o dönem tabii tarhanalı bir sürü şey yapılıyordu. İşte tarhana. İşte diyorum ki ciğer ezmesi çorbası yapıyorlardı. Ciğer tabii, ezmesi. Tabii. Yani terbiyeli. Balık. Hani deriz ya Osmanlı balık belki bilmez ama balık çorbası tüketilir yani. yani. Peki siz kendiniz çorba uydurdunuz mu? Tabii. Yani bilinen geleneksel çorbalarımızın dışında bu çorbayı ben yaptım. Benim coverladım. Tabii. Evet. Zaten öyle çünkü bir yaratıcılık bir şey istiyor bazen. Yaratıcı, yani bence. Kesinlikle. Yani çünkü suya bir şeyler karıştırıyoruz şimdi bu çorbayı yaparken. Böyle sanatla ilgili bir şey söz konusu değil, söyleyemem. Haddim değil. Estağfurullah. Ama bu bir sanat buyurun. Bence. Ya, bence de sanat yani. Üstad oturuyor yanımda. Estağfurullah. Bu işi seveceksin, başka türlü çorbaya yapamazsın. Çorbaya gönül yapamazsın diyorsunuz. Çünkü ne eleman da yetişmiyor. Bu işi yapacak kimse de yok. Maalesef ülkede herkesin çocuğu doktor olmak istiyor ya da çocuğunu mühendis keşke yapmak doktor olmak istese, influencer olmak istiyor. Maalesef o yani. Evet. Yani ben sanayi bölgesindeyim, takip ediyorum. Benim sokakta 10 yıldır çırak yetişmiyor. 10 yıldır çok takip ediyor. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Kesinlikle. Çok yarın acıklı bir gün bir şey hiç, evet, hiç kimse gerçekten arabasını tamire götüremeyecek. Ya, onu demeye çalışıyorum. Hı-hı. Yani o anlamda biz de o sıkıntıyı yaşıyoruz. Ama biz yani gönül verdiğimiz kalka, için. Usta, evet. Kesinlikle. Bu muhakkak. Ben günün 18 saatini bu işe adamışım. Bu parayla ilgili bir şey değil. Mesela bütün böyle arkadaşlar. Böyle yatıyorsun gece birden dur ya şu kuşkonmazla şeyi. Hocam var ya. Duygularımı dur bir dakika. Duygularımı anlattınız. Hemen kesinlikle. Öyle mi oluyor? Kesinlikle. Ya da şöyle yapıyorum Seda Hanım, emin olun. Öyle. Büyük bir cross marketin içine girip bütün rapları geziyorum. Yani ne yapabilirim? Ama yani neyle, uydurmadan bir şeyi, sağlığı da ön planda tutmak. Tabii elimden geldiğince, evet kesinlikle. Hasta olduğu zaman da birisi yazmışsınız hasta çorbası diye zaten. Bir kesinlikle tas çorba diyoruz hemen. Kesinlikle. Ya geliyor, ben hastayım, beni iyileştir diyor. Birleşenler var. Mesela burada birbirine karıştıracağımız bir sürü çorba var. Yani ona göre ayarlıyorum.
şekline bakıyorum, neyi sevebileceğini artık anlıyorum o insanın yani. Ben diyorum ki kesin sen bunu içersin diyorum. Öyle evet. de bir durum var. Süremiz bitmiş, çorba tamam, muhabbeti tamam. bitmez ama. Gerçekten. Ama bir selam gönderebilir miyim? Buyurun gönderin. Evet, bu güzel ülkemin aslında çok güzel yeri Şırnak. Bütün Şırnaklara selam gönderiyorum. Bütün insanlara da ilkbaharda gidip Şırnak'ı görmelerini istiyorum. Yani gitsinler, gezsinler. Peki. Çok teşekkür ederiz. Bülent Yazıcı, çorba ustası bu son bölümde bizimle beraberdi. Şimdi biz programı noktalayacağız galiba ama bana bir şey işaret ediyorsunuz anlamıyorum. Bence söyleyin çünkü bağlantım yok. Telefon. Telefon. Peki. Bakayım telefonuma bakıyorum. Burada bu arada heyecandan çok yanlış yere baktım. Evet. Aa, şöyle bir şey unutmuşum. Kara lahana. Evet. Kara lahana çorbası. Dünyanın en kötü çorbası olarak listeye girmiş. Bence kim diyorsa tabii şimdi canlı yayında öyle bir şey diyemeyeceğim. Yani kara lahana en kötü çorbası olabilir mi yani? Bence olamaz kara da. Kara lahana çok fazla. Neden girmiş olabilir? Çok fazla yani çok fazla tüketirsen şey var ama öbür türlü çok faydası var. Ben mesela gelen müşterilerime bağırsak sorunları olanlara kara lahana içiriyorum. Emin olun Seda Hanım. Dönüşü çok iyi oluyor. Yani hem bağırsak florasını düzenliyor hem çalıştırıyor. Yani belki çok tüketmekten ama veya bilmiyorum şeklen mi diye. Yok yok. Ya bence şeklinde de bir yani şey yok. Bizde tadı çok baskın lezzetlidir. Diye mi bilmiyorum. Değil, şöyle olabilir. Bizim Karadeniz'in bir bölümü karalahana der, bir bölümü pancar der. Yani iç Karadeniz pancar der, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz karalahana der. Onlar iç yağ kullandıkları için... Bazı insanlar iç yağ biliyorsun şey hoşuna gitmez. O biraz ağır gelebilir. Biraz, ama biz, ben iç yağ kullanmıyorum. Biz zaten öyle o diyeyim. Listeyi görmezden... Evet, ama kesinlikle. Şunu kabul edebiliriz. Yayla çorbası da en iyilerde listeye tabii, girmiş. Tabii tabii. Yayla. Ama onu kabul tabii. ederiz. Kesinlikle. onu kabul ederiz. Peki bunları unutmuştum uyardılar. Çok tamam. teşekkür ediyorum. Rica arkadaşlarıma ederim. Da bu mesaj ve bu hatırlatma için artık zincirleme reaksiyonun bütün halkalarını bitirdik. Harika. Bütün halkalarda Burak Sergen bizimle beraberdi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ve size de çok teşekkür ediyorum Bülent Yazıcı. Ben bu de güzel, size çok teşekkür ediyorum. Çorba ziyafetiniz Burak hocam, için. Burak hocamla bir araya getirdiğiniz için çok harika oldu. Biz bugün çok severim kendisini. Yüz yüzeyken konuşuruz diye Dile Pelesenk hatta müzik gruplarına bile isim olmuş bir konunun etrafında epey bir dolaştık. Güzelden, çirkinden, yalandan, dolandan, baş ağrısından, diş gıcırtısına kadar uzandık. Herkesin yüzünü güldüren bir tas çorbadır diye de noktayı koyuyoruz. İyi akşamlar.